İyi akşamlar değerli izleyiciler. Gülüyoruz. Çünkü Erol Şadi Bey tanıtımı, daha doğrusu bizim jeneriği izlerken peş peşe birkaç espri yapınca biz de programa gülerek başladık. İnşallah gülerek bitiririz. Jenerikte hakikaten baktık da bir belediye başkan adayı çıkardık. Bir de Ergenekon sanığı çıkardık. Bu akşam böyle bir riskimiz yok Allah tarafından. Değerciler, bu akşam konuşacağımız konuyu geçen haftadan biliyorsunuz duyurmuştuk. Ya da moda tabiriyle anons etmiştik diyelim. 6-7 Eylül olaylarından bahsedeyim. Niye 6-7 Eylül olayları? Çünkü bugünlerde bir film var. Bütün gazetelerde, her yerde ve geçtiğimiz hafta içinde de galası yapıldı. Güç Sancısı. Güç Sancısı 6-7 Eylül olaylarını konu alan bir romandan. Yılmaz Karakoyunlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmış bir film ve burada hepimizin demeyeyim, pek çoğumuzun yakın tarihten bildiği, bu masadaki bazılarının, iki kişinin daha doğrusu içinde olduğu, yaşadığı dönemde meydana gelmiş Türk tarihinin tatsız olaylarından bir tanesi. Ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. İstanbul'da yaşayan azınlıklara karşı girişilmiş bir kıyım olayı ve biz bu akşam bu konuyu ele alacağız. Konuklarımız Sayın Erol Şadi Erdinç. Erol Bey zaten artık Habertürk'ün ne diyeyim demirbaşı haline geldi. Bizim programa çıktı. Şimdi Murat'la beraber cumartesi akşamları izlediğiniz, beğenerek izlediğiniz Tarihin Arka Odası'nı sevgili Bardakçı'yla beraber sunuyorlar. Diğer konuğumuz ise bizim abimiz. Nereden abimiz? Çünkü bu mesleğin büyüklerinden bir tanesi, gazeteciliğin önemli isimlerinden bir tanesi. Yıllarca Hürriyet Gazetesi'nin genel müdürünü yapan değerli abimiz, sevgili büyüğümüz Sayın Arda Gedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, 6-7 olaylarıyla başlayalım. Erol abi, önce senden bir 6-7 Eylül'de ne olmuştu onu bir anlat da herkes bir hatırlasın. Şimdi 6-7 Eylül'de o zaman akşam gazeteleri de vardı. Ekspres gazetesi şimşir kalıplarla bir haber yayınladı. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı. Bu haber gazeteye yayılır yayılmaz İstanbul'un bazı yerlerinde kümelenmeler başladı. Yani bir olayın kokusu var. Ama ne? Kümelenler kimler? Kümelenenler genellikle yani belli bir sınıfa sokamayacağımız bir takım adamlar. Sonradan anlaşıldı ki bunların birçoğu da sendika üyesidir. Ve bir teşkilat halindedirler yani. Belli bir yerden komuta ediliyor bunlara. Çünkü eylem aynı anda, aynı saatlerde başladı hava kararırken. Nedir bu eylem? Gayrimüslimlerin yani özellikle Rumların, sonra Ermenilerin sahibi bulundukları dükkanların, meskenlerin kırılıp dökülmesi. Yalnız gece yarısına doğru bu eylem bir yağmaya dönüştü. Ve hükümet ancak sıkı yönetim ilan ederek olayları önlemeye çalıştı. Doğrudan doğruya bunun arka planında ne vardı? Ne içindi bu? Çünkü başımızda sürüp giden bir Kıbrıs meselesi vardı. Evet. Kıbrıs meselesi vardı. Kıbrıs'ta... Sene 1954. 54. Yunanlılarla bir çekişme halindeydik. Onlar bizim diyordu, biz bizim diyorduk. Bir türlü taksimi mümkün değil. Olaylar gittikçe de alevleniyordu zannederim. Bu Alevi yakanlardan biri de Sedat Bey'dir. Sedat Simavi Bey. Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu. Kurucusu. Baş yazarı ve baş yazıya bir renk getirdi Sedat Bey. Kısa öz. Kısa öz. Devamlı Kıbrıs'tı. Devamlı evet. Kıbrıs. Bu Kıbrıs meselesini hükümet üstlendi. Her pazar, her cumartesi, genellikle her gün giderek artmaya başlayan Kıbrıs mitingleri vardı. Bu mitingler geldi. Bu 6-7 Eylül olaylarına dayandı. Sonradan anlaşıldı ki bu bir hükümet tertibiydi. Yani hükümet mi diyoruz yoksa o zamanki adı ile Milli İstihbarat Teşkilatı. Hala da aynı. Hala da aynı. Çünkü yapan sonradan yapanın kimliği açıklandı. Bir tahrik unsuruydu yani.
acılarla doludur. Üzüntü verici olaylarla doludur. Zarar bizim bizzat kendimizeydi. Çünkü o zaman biz imal edemiyorduk o buzdolabı, çamaşır makinesi vesaire filan filan. Bunları döviz vererek getiriyorduk. Ve onları otomobillerin arkasına bağlayıp çekiyorlardı. Mesela ben hatırlarım, Başbakan Adnan Menderes sabahleyin, ertesi gün sabahleyin tünelde ağlıyordu. Güneş gözlükleri takmıştı. Resim çekilmesi yasaklanmıştı. Gazetecileri uzaklaştırıyorlardı. Galatasaray'a kadar diz boyu kumaşlar, gömlekler, bilmem bir takım beyaz eşya, bardak, çanak falan, onun üstünde yürüyordunuz. Tabii bu olay sonra İçişleri Bakanı Namık Gedik, Doktor Namık Gedik'in faturası Doktor Namık Gedik'e çıkarıldı. Yani Arda abinin babasına. Babasına çıkarıldı. Şimdi olay da İçişleri Bakanı'nın ne kadar alakası vardı, nasıl bir tedbir alabilirdi. Çünkü akşamüstü belli topluluklar belli yerlerde belli hedeflerin önüne doğru toplanıyorlardı. Bu belli, belli. Ama ne yapacakları belli değil. Dikkati çeken husus şu, zarara uğrayan da sizin tabağınız, uyruğunuz yani. Onun haklarını da, mal varlığını da korumak göreviniz. Biri diğerini imha ediyor, yakıyor, yıkıyor, kırıyor vesaire. Tabii o günler çok normal günler değil baktığınız zaman. Yani, anormal. Türkiye ile Yunanistan arasında ciddi bir çekişme var. Niye ciddi bir çekişme var? Tam o dönemde Yunanistan, daha doğrusu Kıbrıs, self determinasyon için Birleşmiş Milletler'e başvuruyor. Evet. O sırada adada yaklaşık 500,000 civarında bir Rum var, 100,000 civarında da Türk var. Self determinasyon talebi de şu yönde, adayı Kıbrıs'a bağlamak. Yani oylama yapılacak, Birleşmiş Milletler kabul ederse oylama yapılacak, ada Kıbrıs'a, yani Yunanistan Kıbrıs'ı ilhak etsin mi etmesin mi ya da Kıbrıs Yunanistan'a bağlansın mı bağlanmasın diye bir oylama yapılacak. Bu oylamanın sonucunun ne çıkacağı baştan belli. Türkiye'nin girişimleri ve Birleşmiş Milletler'in de aldığı kararla adanın bir self determinasyonla ya da bir halk oylamasıyla Yunanistan'a bağlanması engellendi. Bu engellenince, yanılıyorsam düzelt Murat, Kıbrıs'ta EOKB diye bir örgüt kuruldu. Evet. EOKB'nin amacı da terör yoluyla Türkleri yıldırarak, hatta belki öldürerek adada bir Rum hakimiyetini %100 hale getirmek ve ardından da orayı Yunanistan'a bağlamak. Bu General Grivas'ın. Grivas'ın kurduğu örgüt. Çünkü karşılığında bizim örgütler kuruldu. Türkiye'nin Mücahit örgütü. Türkiye'nin bizim Mücahit örgütleri kuruldu. Mücahitler, Bozkurt örgütü, Mücahitler kuruldu. Çünkü Kıbrıs'ın önemi hem siyasal tarihçilere hem siyaset bilimcilere göre çok önemli. Askeri açıdan da Kıbrıs duran bir uçak gemisi. Evet. Ve ana üs her tarafa hakim. Bütün mücadele bunun için zaten. Şimdi acaba biz de tabii bizim açımızdan meseleyi ele alırsak bu türlü bir olaya gerek var mıydı yok muydu? Şimdi orada şeyden bahsedilir. Fatih Nuşti Zorlu'nun Hikmet Bile çektiği bir telgraftan bahsedilir. Londra'daki görüşmelerde Fatih Nuşti Zorlu durumun kritik olduğunu ve Türk halkının, Türklerin zapt edilemez bir tepki gösterdiğini kanıtlamak gerektiğini söyler. Doğru mudur bu? Böyle bir telgraf var mı? Evet, doğrudur. Çünkü hükümet zaman zaman hep başvurmuştur. Bu yollara başvurmuştur. Şöyle ki 1952 tevkifatına bakarsak biz Amerika ile herhangi bir iktisadi bağda devamlı komünistler tutuklanır. Komünistlerin üstüne çıkarılmıştır fatura. 6-7 Eylül'de komünistlere çıkarıldı. Büyük komünist tevkifatı başlar. Çünkü emniyetin birinci şubesinde bir liste vardır. O listedeki herkes kimi ölmüştür, kimi kalmıştır bile tutuklanması için karar çıkarılır. Sonra gazetelerde başlıklar. Komünistler tutuklandı. Darbe yapacaklardı, ayaklanacaklardı vesaire filan. Sonra 3-4 ay sonra da bırakılırlar zaten. 6 Eylül olaylarında da öyle oldu. Mesela
duraklardan bir takım adamlar toplandı. Bunların içine o liste de dahil edildi. Yani komünistler bu hareketi yaptı dediler. Fatura yine komünistlere çıktı. Peki bütün bu olaylar sonucunda kaç kişi öldü, kaç kişi kaldı, ne oldu? Şimdi kesin bir rakam yok. Yalnız 14 kişinin falan öldüğünden söz ederler. Türk tarafı 11 diyor, Rumlar 15 diyor. 14 kişinin falan öldü. Fakat bazıları daha sonra Yunanistan'da yaşadıkları ortaya çıkmış bazılarının. Tabii. Şimdi bu rakam kesin değil. Kesin değil. Yani veriler elimizde yok. Sağlam bilgiye dayanan veriler elimizde yok. Yalnız tabii İmrahor'da bir papazın öldürüldüğünü biliyoruz. O sünnet edilirken. Sünnet edildi. Kan kaybından gitti adam. Papazı zorla sünnet edildi. Evet yani. Bu da bir cehalet örneği. Sünnet olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Yani bir papazı niye sünnet edersiniz? Bu ne biçim akıldır? Tecavüzler var. Tecavüzler var. Yalnız tecavüzler pek gerçekleşmedi gibi. Bir iki şey hariç. 60 kadına tecavüz edildiği zannediyorum. Hayır. Ancak mukavemet eden kadınların mesela evlere girilmiştir. Mukavemet eden kadınların dövüldüğünü biliyoruz. Dövüldüğünü. Sonra Cumhurbaşkanı... 5 bin ile 7 bin arasında bir haneye tecavüz olayı var zaten, değil mi? Evet, yani rakam o. Dükkanlar, dükkanlar. Bu arada birbirine hasım olan Türkler de hasımlarını bu Rum dükkanıdır, bu Ermeni dükkanıdır diye yıktırmışlardır. Bir güzel hikayesi vardır. Peki şey doğru mudur? Önceden bu binaların üstüne çarpılar atıldı, işaretler koyuldu. Derler. Ben görmedim. Ancak belli yerlerde işaretlenmeler, yani büyük semtler o zaman Bankalar Caddesi ticaret hayatının önemli yerleri mi? Önemli yerlerinden biri. Karaköy. Karaköy, Tünel, İstiklal Caddesi. Daha çok bu azınlıkların olduğu bölgeler. Olduğu bölgeler. Ve bu azınlıkların dükkanları tahrip ediliyor devamlı. Osman Bey. Yani. Ama bazı mahallelere de mahalleli sokmamıştır. Evet. Türkler korumuştur. Mesela ben... Tabii imamlar olduğu halde mahalleli sokmamıştır. Ben Samatyalıyım. Sulu Manastır'da böyle bir olay olmadı ki. Sulu Manastır çoğunlukla Ermenidir. Bütünüyle Ermenidir. Hiçbir şey olmadı. Samatya'da hiçbir şey olmadı. Ama İmrahor'da oldu. Yedikule'de oldu. O dönemde İstanbul'da kaç Rum vardı Murat tahmini? 45 Patrikhanlı'nın söylediği ama vaftizli kayıtlı sayı o. 45 bin. Tabii. Bin civarında olur. Oynayabilir. Zaten Rumlar ve Ermeniler... O sırada bir de şey var. Yunan vatandaşı olan Rumlar da var Türkiye'de. Onlar bu sayıya dahil değil tabii. Sonra o İsmet Paşa kararnamesiyle onların tamamen temizlenmiştir. Temizlemek ne demek? Hani Türkiye'yi terk etmeyi oldular. Tabii. Sonra Ermeni vatandaşlar var. Şimdi zannediyorum ki bunların toplamı İstanbul'da 63 bin. O dönemde. Bu dönemde. Ha, bu, şimdi. Bu dönemde. Şu anda dönemde, Türkiye'deki Rum sayısı, yani Grek Ortodoks sayısı 2000 civarında. 2500 civarında. Yani toplamı budur. Yani o gün 40 bin olan Rum sayısı bugün 2500-3000 civarında. Düşmüştür. Türkiye'de 2500 ama. Evet, Türkiye'de. Tabii. O gün İstanbul'da 40 bin civarında. İstanbul'daki Rum sayısı sadece 40 bin. İstanbul'daki 40 bin civarındadır, evet. Peki İzmir'de de olmuş olaylar değil mi? İzmir'de. Genellikle İstanbul'da. Ağırlık İstanbul'da. Evet. Çünkü Akşam Gazetesi, yani Express İstanbul'da yayınlanıyor. Haber İstanbul'da saat 3 civarında filan yayılmaya başlıyor. Söylentiler devam ediyor. Atatürk'ün evine bomba attılar. Peki doğru mu? Atatürk'e bir bomba atılmış mıydı? Atıldı. Oktay Engin, bilmiyorum isim vermek doğru mu? Buyurun. Yani Oktay Engin o zaman bir öğrenci veya şey. Çok güzel, ismi verdikten sonra isim vermek doğru mu? Sonra valiliğe kadar falan geldi zannediyorum. Evet. İşte herhalde görevlendirildi. Çünkü Atatürk'ün evine... Oktay Engin hakkında mah elemanıdır diye bir şey vardır. Evet, o zamanki adı. O zamanki Milli Emniyet Teşkilatı'nın o zamanki Milli Emniyet Hizmetleri midir? Milli Amale Hizmet. Amale Hizmet, öyle bir şeydir. Şimdi, hani bugün düşündüğümüz zaman çocukça geliyor insana.
Yani Atatürk'ün evine bomba atmak. Peki Türk halkını tahrik edersin. Sonra ne olur? Bizde de zaten böyle alev almak için bir şey bekliyor. Olay bekliyor. Ve derhal yalnız ben bir şeyi gayet iyi sezinliyorum o zaman. Belli bir yer, gruplara belli bir yerden komuta ediliyormuş gibi bir hava vardı. Yani belli gruplar belli yerlerde bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Sonra birden hareket başlıyor. Şimdi o zamanki kolluk güçleri mi desek hep beraber, bunu önlemeye muktedir. Ama şey yapmıyor, müdahale etmiyor. O da var. Sonra valinin talebiyle zannederim 11.30'da asker girdi. Asker de belli yerlerde konuşlandırıldı. Gece yarısından sonra iş yağmaya döküldü. Utanç verici tarafı askerin da burası. Askerin gelmesinden sonra mı? Gelmesinden. Çünkü asker belli köşe başlarını tutuyor. Böyle fakat şimdi şey. Orada bunu ben biraz Arda Bey'e sormak istiyorum. Şimdi siz de o dönemi yaşayanlardan, Süleyman Baba'nın İçişleri Bakanı olayların olduğu dönemde. Şimdi Express gazetesi bu haberi yapan gazete. Ama haber doğru yani. Seyhanet'te bir bombalama olayı doğru. Hatta bu bombanın o zaman Seyhanet'te konsolosluğunda görevli Tekiner tarafından diplomatik valizle götürüldüğü ve Seyhanet Hukuk Fakültesi öğrencisi az önce adından bahsettiğimiz Oktay Engin tarafından atılıyor. Ve Oktay Engin'i de diplomatik dokunulmazlıkla alıp Türkiye'ye getiriyorlar daha sonra. İlginç olan şu bence başlangıç itibariyle. Burada bir komplo kokusu zaten başından itibaren var. Yani bir devlet organizasyonu işareti var. Fakat Express gazetesi normalde 25-30 bin basan bir gazete. O gün 300 bin baskı yapmışlar. Doğru mu bu? Şimdi bu adet olarak yanlış. Express gazetesi o gün ikinci baskıyı yapmış. O gün İstanbul'da zaten 300 bin gazetenin basılıp satılması mümkün değil. Zaten bunların çoğu ki Sayın Erol Bey'in söyledikleri de hep tevatür. Öyle evet. Duydum, öyle gördüm, zannediyorum falan. Bunların zannetmekle falan çözülmesi mümkün değil. İstanbul aslında daha başka bir olay var. Ben bizim siyasi olaylara karşı olan hafızamızın çok zayıf olduğuna inanan bir insanım. Birçok şey unutuluyor. Ama ondan sonra birçok şeyin hikayesi anlatılıyor. Komplo teorileri ortaya çıkıyor. Örneğin İstanbul Express gazetesi saat 3'te çıkması mümkün değil. 5'te ilk şeyini çıkartıyor. Kaldı ki bundan evvel zaten Anadolu Ajansı öğlen haberlerini de veriyor. Yani Sayın Erol Bey'in söylediği gibi olay gazeteden falan çıkmış değil. Öğlen haberlerinde Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı resmen devlet radyosu tarafından söyleniyor. Bir takım toplantılar, bir takım gruplar oluşuyor. Şimdi o günün şartları içinde yaşayanlar bilirler. Son derece gergin ve milli evet. Hislerin son yüksek derece yüreklendirildiği bir hava var. Bu yüreklendirme içinde yapılmış 50 binlik, 60 binlik mitingler var. İşte Kıbrıs Türk kalacaktır, ya Taksim ya ölüm, bunların her biri Türkiye'nin içine bir şekilde nüfuz edilmiş. Bu toplantıların her biri evvelden haberlikli ve organize toplantılar olduğu için emniyet güçleri zaten niyeti de olmadığı için o toplantıların bunlara hakim olabilmiş. Şimdi bu bakımdan olayın esas patlaması zaten ajanstadır. Ondan sonra işte bir takım grupların bir araya gelmesi hikayesini ben müsaade ederseniz bu soruya müstakilen cevap vermiş olayım. 300 bin değil 50-60 bin civarında baskı yapılmıştır. İkinci baskı hatta patronu olan Mithat Bey'in bilgisi dışında olmuştur. Yapan da iyi bir gazeteci olan. Bizim fotoğrafçı olarak Gökşin, şu ana çok üne kavuşmuş olan Gökşin'dir. Evet. Şimdi Gökşin Sipahioğlu davet ettik ama Paris'teydi gelemedi. Gökşin Sipahioğlu iyi bir gazetecidir. Böyle kolay kolay da kimsenin sözünü dinleyecek bir kişi değildir. Eğer tanıyan varsa Gökşin'in ne kadar anlaşmak ve uyuşmak bakımından zor ama çok yetenekli bir adam olduğunu bilir.
Şimdi o bakımdan Mithat Peri'nin ikinci baskının yapılmasından haberi olup olmaması konusu, ben içinde olmadığım hiçbir şeye emin söyleyemem. Ama Gökçin'in inisiyatifi içinde olduğunu Gökçin söylemiştir zaten, benim inisiyatifim ne oldu diye. Kaldı ki dediğim gibi haber zaten öğlen haber çıkmıştı. Ajansında, Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu bir haber. Bir de yalan bir haber değil ayrıca, doğru bir haber. Evet. Yani. Doğru haber, haber doğru. Şimdi ben Erol Beyefendi'nin burada olmasından çok memnun oldum. Çünkü söylediklerinin tamamen karşısında bir şeyler söyleyeceğim. Onu söylediğim zaman da söyleyenlerin hiç olmazsa kendi söylediklerini savunma hakkına sahip olmaları benim için büyük bir avantaj olacak. Olmasaydı ben tek başıma bir şey söyleyecektim. Başka türlü inanan kişi de burada olmadığı için. Biz de Murat'ta o zaman daha doğmamış olduğumuz için. Gene Murat bir şeyler bilebilir. Ben oradan pek ümitsiz değilim. Ben o zaman başka bir şeyin iznini isteyeyim sizden. Bu programın ahengini bozmamak açısından. Benim olayların başlamasıyla ilgili olarak hem İstanbul'da olduğum için hem babam İstanbul'da olduğu için hem benim aile içinde politik olaylara çok yakın olmamın ailem tarafından çok yakından bakıldığı için bilgi sahibi olduğum hususları intikal ettireyim. Ve ondan sonra bir iki tane esas benim için ve herkes için önemli olan hususa değineyim. Haber ajansına çıktıktan sonra İstanbul polisi kendisine göre ferdi bir takım önlemler alma talimatını İstanbul Emniyet Müdürü Alaaddin Eriş'ten almıştır. O gün akşamüstü saat 6.30 sularında Reis Cumhur Hazretleri Bayar ve Sayın Başbekir Beyefendi Menderes Ankara'ya müteveccihen hareket edecekler. İstanbul'da da İstanbul'da. Babanız İstanbul'da mı? Babamın İstanbul'da olmasının sebebi de şu anda adını belki ufak bir hata ile söyleyebilirim. Uluslararası Kriminoloji Kongresi var o sırada. O yüzden babam da Kriminoloji Kongresi'nin davetli ev sahibi olarak İstanbul'da. Ve saat 6.30'da Haydarpaşa Garı'ndan uğurlanırlarken İstanbul Emniyet Müdürü babama geliyor. Diyor ki biraz evvel tünelde Lobon ve Kurtuluş ve Şişli ve orada Highlife'ın camları kırıldı. İlk olay intikali böyledir. Yani 6.30 civarında. Ve onun üzerine babam Sayın Menderes'e gidiyor merhuma. Diyor ki ben emniyet müdürümü şu anda yolluyorum izninizle. Çünkü hepsi uğurluyorlar. Böyle bir olay olmuş. Ben size yolda şey diyeceğim, bilgi intikal ettireceğim. Ve babam da derhal tren kalktıktan sonra vilayete giriyor. Valiyle oturuyor. Emniyet müdürünü çağırıyorlar. Hadiseler büyüyor. Hadiseler büyüyor. Şimdi bu hadiseyle ilgili 4-5 tane iddia var. Şimdi bir kere onları bir sıraya koyalım müsaade ederseniz. Ondan sonra konuşursak daha şey olur. İddiaların bir tanesi zaten belirli bir noktada tahrik edilmiş olan kamuoyunun Atatürk'ün evinin bombalanması habibiyle tetiklenerek bir harekete başlaması ve bir milli galeyanın tezahürü. Bunu söyleyen anlayış bunun çok kısa zamanda bir şekilde şuursuz bir halk hareketi haline dönüştüğünü ve her tarafın kırılıp dökülmeye başlandığını ve gece saat 11 civarına kadar bunun sadece bir tahribat olduğunu, ondan sonra da bir talan haline dönüştüğünü söylüyor. Bu bir yerde hükümetin de iddiası, o günkü hükümetin iddiası. İkinci şey, bunun bir komplo olduğu. Bu komployu bir kere şunu da ifade edeyim. Bu komployla ilgili iddia 1960 darbesinden sonra çıkmıştır. Yani 1955-60 arasında hiçbir Allah'ın kulu kalkıp da bu iş komplodur dememiştir. Çünkü ama o dönemin hükümeti 60'a kadar iş başında. İş başında ama hayır unutmayın ki o dönemin muhalefeti de yani İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi de acımasız muhalefeti içinde böyle bir kelamı etmek lüzumunu hissetmemiştir. Evet. Çünkü böyle bir esası görememiştir. Ha ne demiştir? Aciz kalmıştır. Hükümet aciz kalmıştır demiştir. Evet doğrudur. Ama hiçbir kulu gitmemiştir dememiştir ki bunu hükümet tertip etti. Şimdi de onu bir tarafa kalıp üçüncü şey komplodur. Komplo kim yapmıştır? İki görüş var. Kuvvetli olanı iddia edileni hükümet yapmıştır. Zayıf olanı o zaman dili istihbarat da değil. Zayıf olanın mah da değil. Onların iddiası aslında özel harp dairesi. Özel harp dairesi, evet. Özel harp dairesi. Sabri 25 onun öyle bir iddiası var. Var. Özel harp dairesinin yapmış olduğudur. Şimdi bu iki şeyden hükümet yapmış olanı
Na, birazdan dokunacağım. Üçüncü iddia. Aslında kimse bir şey yapmamıştır. Ama hükümet Atatürk'ün evinin bombalanmasının zaten yeterli bir tahrik olacağını düşünerek Atatürk'ün evini bombalatmıştır. Gerisi de ondan sonra olaylar patlamıştır. Yani tertip veya hükümet tarafından organize edilmiş bir şey varsa içeride bir organizasyon değil ama bir neden yaratmak konusunda hükümetin bir şeyi olmuştur. Dördüncü iddia, bunu Türkler falan yapmamıştır. Yunanlılar kendileri yapmıştır. Böyle bir tahribatı ortaya çıkartmak için. Şimdi ben birinciden sonraki, yani bir halk hareketinin sonuçta bir toplu şuursuz harekete dönüşmüş olmanın dışındakileri komplo teorisine bağlıyorum. Bugün de ortamımız çok müsait bunlara. Sayın Erol Bey de bu evet. Komplo teorisine kendisini evet. Kurban etmiş durumda şu anda. Şimdi gelelim, ben birinciyi sonra şey derim. Gelelim ikinci dediğime. Bir komplo var. Hükümet yaptı. Şimdi dünyada hangi hükümet? Kendi iktidarında İstanbul gibi önemli bir şehrinin asayişinin 5-6 saat yok olması. Kendisine oy veren, kesinlikle kendisine oy veren, öyle %99'da değil, %100'le kendisine oy veren bir zümreyi karşısına alması. Bunun ne derece akılcı olduğunu dikkatle süzmek mecburiyetindeyiz. Efendim hükümet yapmıştır diyenlerin iki iddiası var. Bir tanesi diyorlar ki, bir kendisini dışarıda güçlü göstermek için hükümet yapmıştır. İki diyorlar ki bu gayrimüslimleri İstanbul'dan uzaklaştırmak için hükümet yapmıştır. Şimdi kendisini güçlü göstermek için hükümet değilse bile hükümetin müsaması ve bilgisi altında ciddi kuruluşlar mitingler tertip etmiştir. Milli Türk Tarih Birliği etmiştir, Kıbrıs Türk Cemiyeti etmiştir ve bunların hiçbir bir hadiseyle sonuçlanmamıştır. Bu arada hükümetin İstanbul'daki gayrimüslimleri yurt dışına götürmesi ile ilgili bir şey insanın kendi bindiği dalı kesmesi demektir. Yani düşünebiliyor musunuz? 35 bin, 40 bin rey alıyorsunuz İstanbul'dan ve karşı muhalefet bir tane rey almazken ve ondan sonra siz bunları buradan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Yani bunun pirinç kadar aklı olan bir insan bile bunu kabul etmez. Olmaz. Yani bu hükümet bu yüzden bunu yapmamıştır. Şimdi hükümet yapmış diye düşündüğümüz takdirde ben size bir şey söyleyeyim. Bu ifademin sizler için çok anlamda olabilir ama herkes için ne kadar anlamda olacağını bilmiyorum. Babamın bilgisi yoktur. Yani ben bunu çok açık olarak söyleyeyim. Ha olsaydı vardı da derim. Onu da söyleyeyim. Bu saatte. Peki Celal Bayar'la babanız beraber bu gezerken olayların çıktığı bölgeyi Celal Bayar'ın babanıza dönüp Namık Doz'u kaçırdık galiba dediği söylenir. Şimdi bir kere tabii bunlar hep söylenir ifadesiyle. Ben bir yerde okudum o yüzden söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bugünlerde de kalktı birisi dedi ki ben bir tanesinin kafasına kurşun sıktım dedi. Hadi bakalım ayakta pirinç taşıma. Ya, tabii, bunlar söylenir. Şimdi Celal Bayar kadar müeddep, mahvi bir devlet adamının kalkıp da halkın içinde dahiliye vekiline bunu ifade ettiğini söylemek mümkündür. Ama bence buna inanılmamasında büyük fayda vardır. Bu insanlar karşı karşıya oradaki Taksim'de meydana gelmiyorlar ki. Söyleyeceği bir şey vardıysa Sayın Cumhurbaşkanı'nın hele hele böyle bir şey, dozu kaçırdık başka falan gibi bir şey başka yerde söyler. Kaldı ki bir devlet adamı olarak Sayın Bayar daima böyle olayların karşısında olmuştur. Şimdi babam bilmiyordu. Efendim babam bir başka teori. Doğru, daireye vekili olarak ve kendine göre kişiliği nedeniyle Namık Bey'e söylenmemiş olabilir. Şimdi rica ediyorum böyle bir olay olacak. Namık Gedik gibi durumuna hakim, polisine hakim bir dahiliye vekilinden gizlenerek bu olay organize edilecek. Rica ediyorum bunların inandırıcı hiçbir tarafı yok. Şöyle ki yok. Zaten eğer böyle bir şey varsa mümkün mertebe polisin karşı çıkmasını önlemek açısından zaten haber verirler. Yani bu... Namık polis bu işe müdahale olmasın. Fazla karışmayın bu işe diyebilirler. O bakımdan hükümetin böyle bir o komployu yapmış olması muhaldir. Mümkün değildir. Mümkün değildir. Zaten bu ifade 1960 yılında Fuat Köprülü'nün söylemesi üzerine ortaya çıkmıştır. Bir başka şey de var. Diyelim ki hükümet yaptı. Rica ediyorum sizden. Böyle bir olay işte İzmir'de oluyor, adada oluyor, şurada oluyor, burada oluyor. Kaç kişiyle organize edilir? Yani 10-15 kişi olmaz. Ya 100 kişiyle de olmaz. 1000 kişi falan lazım bu organizasyonu yapmak için. Hadi 1000 değil 500 lazım. Şimdi bu olaylar sonra yasada gibi özel bir mahkemeye,
Hatta bir mahkeme demek bile zor. Bir tasfiye grubuna verilmiştir. Ve orada her konuda yalancı şahitler sıraya girmişken bir Allah'ın şahidi de gelip de işte bize şu söyledi, şurada buluşun dedi ve biz de kalktık bunu yaptık dememiştir. Peki yani, efendim Fuat Köprülü niçin söyledi o sözü? Efendim şimdi... Hangi söz olduğunu söyledi? Fuat Bey'in... Bunu biz Fuat biliyorduk Bey'in, ama... Bu kadar olacağını tahmin etmedik şeklinde bir yorumu var. Şimdi efendim Fuat Sayın Köprülü Demokrat Parti'nin kurucularındandır. Dörtlü takdirde imzası var. Bilim, bir bilim adamıdır. ancak siyasi hayatında kendisini çok üzen kayıpları olmuştur Sayın Köprülü'nün. Bir hoş da adamdır. Kendine göre de esprisi olan bir adamdır. Allah rahmet eylesin. Başvekili olmayı beklerken son anda ki Sayın Menderes'in seçimden sonra Sayın Bayar'a gidip de bizim adayımız Köprülü'dür demesine rağmen başvekil olmaması Köprülü için hakikaten çok üzücü olmuştur. Ondan sonra kendisinin artık ısınmaya başladığı, ne kadar hak ettiği bilmiyorum. Kendisinin ısınmaya başladığı bir harici vekilliğini de kaybetmiştir. Şimdi insan bir takım şeyleri vardır, sıkıntıları vardır insanların. Şimdi bunu söyleyen zatın bunu kanıtlayacak başka şeyler söylemesi lazımdır. Bugüne kadar ciddi hiçbir ağız ki ben Erol Beyefendi'nin ağzını ciddi olarak kabul etmekle beraber bu ifadesini de gayri ciddi almıyor ama tertiptir gibi bir ifadeyi kullanmış olmasını kendisi için bir şanssızlık telakki ediyorum. Çünkü o zaman buyurunuz ispat ediniz derim. Peki ya, bir şey soracağım Arda abi. Çok özür dilerim lafınızı kestim ama. Şimdi bir yani hükümetten bağımsız tertipler de olamaz mı Türkiye gibi bir ülkede? Neden? Şimdi şeyi biliyoruz yani bu yağma yapanların bir bölümü yakalandı. Peki olaylar bittikten sonra yani 7 Eylül günü bir şey var. Erol Bey de söylediği gibi komünistleri bir topluyorlar zaten. Kimler var? Yazmışım onları. Kim ben ararsanız var içinde. Örnek vereceğim. Söyleyeyim bak kimler var. Aziz Nesin, Kemal Tahir, Nihat Sargın, Can Boratav, Müeyyed Boratav, Asım Bezirci, Hasan İzzettin Dinamo, İlhan Berktay, Aslan Kaynar'da. Bunlar yaklaşık 3 ay falan tutuklu kalmışlar. Sonra serbest bırakılmışlar. Evet. Ama asıl yağmacılar İstanbul dışından gelmişler ve Haydarpaşa Garı'nda üstlerinde, ellerinde yağmaladıkları malzemelerle yakalanmışlar. Belli ki bir organizasyon var. Yani bu hükümet yapmıştır anlamına gelmiyor ama şimdi bugün de mesela hükümetin dışında bir takım organizasyonların bazı işler yaptığına ilişkin bir dava sürüyor. Elbette ki tamamını bunda sürmek mümkün değil ama Türkiye bunlara yabancı değil. Yani Uğur Mumcu'nun da bir ölümü bir acayiptir. Hürriyet Gazetesi, sizin çalışma arkadaşınız Çetin Emeç'in ölümü de bir acayiptir Türkiye'de ve bundan hiçbir hükümet yapmıyor ama birileri Türkiye'de hep bir şeyler yapma heveslisi olmuşlardır. Çünkü burada baktığınız zaman bir organizasyon var gibi duruyor. Hükümet organizasyon olması şart değil. Şimdi bakınız, hükümet organizasyonu olmadığı takdirde eğer böyle bir organizasyon var ise benim bunu bilmem mümkün değil. Tabii ki. Ben bunun hükümet tarafını biliyorum ve hükümet açısından böyle bir organizasyon söz konusu değildir. Hükümetin işine yaramaz. Böyle bir şeyi yapması için hiçbir neden yoktur. Şimdi tek tek bir şeylere geleyim. Şimdi Fatih Rüştü'nün, nur içinde yatsın, merhumun bir telgrafından bahsediliyor. Bir yolladığı metinden bahsediliyor buraya. Bir kamuoyu tepkisi oluşmalı falan. Evet, efendim işte onların hepsinin yanlış olduğu şu. Bir kere Fatih Rüştü Zorlu yastığa rica etmiştir şu telgrafı okuyun diye. Okunmamıştır o telgraf. O telgraf 188 satırlık bir telgraftır. Ve bu telgrafın bunun söylediğini de bir şahidi vardır yastığa da. Kendisi hayatta olmadığı için ismini söylemek istemiyorum. Çünkü savunma imkanı olmadığı için. Ve demiştir ki ben bu telgrafı okudum. Son satırı mealen bir nümayiş sipariş ediyordu demiştir. Şimdi bakın o telgrafın son bölümü şudur. Diyor ki Fatih Rüştü başbakana bu yolladığı şeyde. İngilizler nezdinde tezimizin kabulü için bütün ısrarları yapmaktayız. Haber veriyor. Bu son maddesi, son şeyi. Ancak kendilerinde Yunanlıları ileride self determinasyon vaadiyle bir temayül olabileceğini seziyoruz. Her ne kadar yaptığımız kesin teşebbüsler kendilerini bir hayli şaşırtmışsa da yine de bu hususta çok çalışılması gerektiği kanaatindeyiz. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Gazeteciler de yapıyor. Şimdi bu şeyin şahitlik ettiği son cümleyi okuyorum. Ayrıca başbakanın da ilgilere gereken emirleri vermesinden büyük fayda olacağına inanıyorum. Şimdi bunu bir nümayiş siparişi olarak ifade etmek
Ve hatırladığım kadarıyla son cümlesinde bu vardı demek çok zayıf bir iddiadır. Kim bu efendi onu söyleyen? Bir rahmetli hariciyeci. Ve Sayın Başbakan bu talebi üzerine, zorunluluğun bu talebi üzerine bütün büyükelçiliklere bu 188 maddeyi yolluyor. Yani ilgililere haber verilmesi emirinin icabı yerine geliyor. Ve bunun şahitliğini yapan da o sırada Paris'teki NATO nezdindeki, NATO o zaman Paris'teydi, NATO nezdindeki kısmen ufak şey ya, ama ileride çok büyümüş bir harciyecimiz söylüyor bunu. Şimdi bu telgrafın metninin bir kere okunmaması kadar büyük bir ayıp yoktur. Bu benim elimdeyse elbette ki yasada da onların elindeydi bu şey. Şimdi ölü. Fatih Bey bir şey söyleyeyim. Dinliyorum efendim. Sıfır ölü. Sıfır ölü. Bir tek ölü yoktur. 6 Eylül olaylarında. Bir tek ölü yoktur. Efendim 14, 15, 16. Ya bunlar nerede ölmüş? Cesetleri görünmemiş mi? Bunlar hastaneye mi kaldırılmış? Bunlar mezarlığa mı konulmuş? Bunlar Hüdayi Nabit mi? Bunların anası, babası, kardeşi, papası bilmem nesi yok mu? Kimse çıkıp ya benim bilmemden öldü demez mi? Bir gelelim yasada gibi bir tasfiye mahkemesinin şeyinde hiç böyle bir iddia yok. Hiç böyle bir iddia yok. Yani bir tane de denir ki ölü. Dahası var. Bir gazeteci arkadaşımız yazıyor 2005 yılında. Çok telin ettikten sonra haklı olarak telin ediyor. Hiddet şiddete dönüşmüştür o gün. Şiddet, bakın ne neden ne olursa olsun ve kime karşı olursa olsun şiddette iffet yoktur. Şiddette iffet olmaz. Şimdi bunu telin ediyor. Ben de ediyorum o olayları telin. Çünkü benim etmemin sebebi bizim babamın ifadesiyle mozaiğimizi çatlattılar dedi. Mozaiği çatlattılar dedi. Ve 3 gün öyle gezindi. Türkiye'de bir siyasi parti lideri de başlatmayın lan mozaiğinizden dedi. Demek ki mozaikten hoşlanmayanlar da var. Evet ama, yani. Ama işte Demokrat Parti o iktidarın yani. Özelliği o mozaikten hoşlanmaktı. Yani Fatih Sultan fermanını o güne kadar taşımıştı o iktidar. Ama o gün o 4-5 saat İstanbul'a hakim olamamanın vermiş olduğu bir şekilde evet. Maalesef mozaik çatladı. Sonra da kırıldı, sonra da parçalandı. Şimdi mesela gene Erol abimizin bir ifadesi var. Faturası Namık 7'ye kesildi diye. Bakınız ben olayların sonrasını 3-4 gününü şöyle bir özetlemeye çalışayım. Babam sadece dedemin Kızıl Toprak'taki evinde ve Park Otel'de çalıştı. Ne vilayete gitti ne emniyet müdürlüğüne gitti. Ve istifasını cebine koydu. İstifa ediyor. Bir şey araştırdı. Bunun kimin ihmali var? Bir ihmal var ortada. Bunu bulmak zorundayım. Ben madem bu istifayı vermeden ben bu ihmali bulacağım. Bu ihmalin çünkü ucu bana dokunuyor. Ucu partime dokunuyor, hükümete dokunuyor, millete dokunuyor bunun ucu. Bu ihmal şöyle bulundu. Bu ihmal Fahrettin Kerim Gökay'da bulundu. İstanbul Valisi. Sebebi de şu. Çünkü Alaaddin Eriş, Haziran ayında, İstanbul Emniyet Müdürü Alaaddin Eriş, Haziran ayında bir yazı yazmış valiye. Demiş ki, biz organize olan şeyleri önleyebiliyoruz polis olarak. Ama ani çıkacak olayları köşe başlarında bulundurduğumuz polislerle önleyemeyiz. Ferdi olayları önleriz. Toplu olayları önleyemeyiz. Bize tünelle Taksim arasında okullardan birini boşaltın, polislerimi oraya konuşturacağım. Oraya toplayacağım. Vilayetten cevap gelmemiş. Ağustos, 10 Ağustos gibi tekit etmiş yazısını. Tekrar yazmış. Bir daha tekrar etmiş. Demiş ki bana yer verin. Ben polisimi tabii koyacağım. Polis kışlası gibi bir yer istiyorum. Rahat sayısını istemiş galiba o zaman öyle. Çünkü karşıdan gelen 10 bin kişi de olsa 1000 kişi durdurur. Ama köşe başlarında duran dağılmış 1000 kişi durduramaz onları. Bunu babam Fahrettin Kerim'e sorduğu zaman Fahrettin Kerim iki tane sebep göstermiş. Maalesef ismini vermek zorundayım merhum olmasına rağmen ama bu olayı anlatmak mecburiyetindeyim. Demiş ki Sayın Bakan, bir Sayın Vekil o zaman vekil, iki nedeni var. Birisi okulların açılma dönemine yaklaşıyordu. Efendim demiş ki sana Haziran'da istemişler bunu. Sen
tahliye ettir okul başında. İkincisi bizim öyle bir önlem almamız bu işi çok ciddiye aldığımızı gösterir kamuoyunda, etrafta. Babam demiş ki ciddi olduğu için ciddiye alman lazım zaten. Efendim biraz gayri ciddi insanların ciddi anlayışları farklı oluyor. Fahrettin Kerim o akşam babama durmadan diyormuş ki efendim kriminolojinin yemeği vardı ona da gidemedik diyormuş. Yani şimdi tabii hani ölür müsün öldürür müsün var ya. Peki babanız Fahrettin Kerim Gökay'ı dövmüş mü orada? Hayır o şöyle oldu. Çünkü ufak dövmesi, tefekli ele gelir yani. Hayır, dövmesi o zaman şöyle oldu. Belki mutlu olursunuz çünkü hoşlanacağınızı güzel hissediyorum. Dördüncü veya beşinci günüydü babam. İstanbul Emniyet Müdürü Alaaddin Eriş'i. Emniyet Genel Müdürü Ethem Yitkiner'i ve vali Fahrettin Kerim Gökay'ı Kızıltoprak'taki dedemin evine çağırdı. Ve Alaaddin Eriş dedi ki efendim ben önce istifam arz edeyim size. Ondan sonra şey. Ethem Yitkiner Ankara'dan o zaten hemen gelmişti. O tam uyanamamış vaziyette hemen dışarı çıktı halamdan kalem kağıt istedi. O da istifasını sundu. Fahrettin Kerim'e sıra geldi. Babam daha evvel Fahrettin Kerim'le bunu konuşmuştu. Fahrettin Kerim'e sıra geldi. Benim bir kusurum yok dedi. Yalnız ben bir şey daha anlatmak istiyorum. Aslında 6-7 Eylül'den çıkartmamız gereken eksi artı dersler var. Ben babam istifa edeceğini ve de öbürleri de istifa ettireceğini duyduğum zaman babam dedim ki ya sizin kusurunuz yok. Adam Ethem Yetkiner Ankara'da emniyet genel müdürü. Adam İstanbul'da bir hikayesi yok. Sizin kusurunuz yok. Hiç unutmadığım bir şey söyledi. Sonra ben hukuk okurken buna karşılaştım. Ama babam hukukçu olarak söylemedi. Dedi ki devlet adamlarının ve üst kademe bürokratların kusura dayanmayan sorumlulukları vardır. Benim dönemde böyle bir şey olduysa bunu kusur alamaz. Ama ondan sonra Türkiye'de kusura dayanmayan sorumluluk anlayışı öylesine terk edildi ki 1 Mayıs'ta 30-40 kişi öldü. 2 saat içinde hiç kimse bunu aldırmadı. İşte makinistler... Bırakın kusura dayanmayan sorumluluğu, açık kusurlarda bile kimse bir şey yapmadı. Bir şey daha ilave etti. Bu iş eninde sonunda bizim kabahat, benim kabahatimdir daire vekili olarak. Eğer pozisyonumuzu muhafaza edersek, o İstanbul Emniyet Müdürü olarak, o vali olarak, o Emniyet Genel Müdürü olarak, ben bakan olarak, o zaman tahkikatın selametini gölgeye düşürürüz dedi. Şimdi bu konseptlerle ayrılmıştır. Yoksa feda meda edilmemiştir. Hatta şunu da söyleyeyim, illa kalması istenmiştir. Çünkü babamın oradaki istifasının partiyi yıpratacağı görüşü ortaya çıkmıştır. Bizim istifa suçlu olduğumuzu gösterir. Babam da şunu demiştir. Ben suçluyum. Çünkü bu oldu. Çünkü ben etnik kökeni ne olursa olsun şu kadar vatandaşımı koruyamadım. Ha, ben gidip kendimi koruyacaktım. Hayır. Benim organizasyonumun bunu koruması lazımdı. Olmadığı takdirde ben bu işte hatalıyım. Şimdi bakınız hükümet tarafı olayı aslı budur. Ve zaten tertip olsaydı, hükümetin bilgisi olsaydı, Sayın Bayar geldikten sonra Ankara şeyde Park Otel'de bir bakanlar kurulu yapılıyor. Son derece haşim bir bakanlar kurulu. Yani o günün müeddep politikacılarının o edeplerinden kısmen vazgeçecekleri kadar ateşli bir bakanlar kurulu yapılıyor. Ve bunu Sayın Bayar'ın başkanlığında yapılıyor. Yoksa tertipse otururlardı, yakarlardı sigarayı. İşte olduğum oldu derlerdir, geçer giderlerdi. Hükümetin bu bakımdan ilgisi yoktur bir. Gelelim efendim. Arda biz... o gelelim bir reklam arasından sonra gelelim mi? Tabii. Çok özür diliyorum lafınızı kesimini. Değerli izleyiciler kısa bir reklam arası sonra 6-7 Eylül olayları tertip miydi değil miydi? Hükümetin mi başkasının mı tertibiydi? Çünkü Sabri 25 oğlunun da önemli açıklamaları var daha sonra da. Hükümet kanadında kapsamasa da bağlamasa da bu işin bir tertip olduğu intibanı uyanacak açıklamaları var. Onlara da değineceğiz. Sabri Bey'i programa biz davet ettik ancak Sayın 25oğlu gelemeyeceğini söyledi. Biraz da kızdı hatta galiba bize. Reklamlardan sonra bu konuya değineceğiz. Evet, Arda Bey size kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir hususu üzerinde durup ondan sonra şeye geçiyorum. Şimdi bu ölülerle ilgili çok önem veriyorum. Çünkü bu maddi bir vakadır. Şimdi gazeteci arkadaşlarımız 2005 yılında, 2006 yılında artık ölü var, diri var, ne kadar varsa ortaya çıkmış olması gereken bir tarihte. Mesela bir tanesi diyor ki bütün nefretini haklı olarak kustuktan sonra ilginçtir. Birkaç yaralamanın dışında ölüm yoktu. Bir katliam değildi. Aşağılık bir yağma ve korkutma hareketiydi. Bir başka gazeteci arkadaşımız diyor ki 6 Eylül gecesi
En çok Rumlar, sonra Ermeniler de Museviler saldırıya uğruyor. Evleri, iş yerleri yağmalanıyor. 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 azınlık okulu tahrip ve talan ediliyor. Sonra da ölenler ve yaralılar. Ya sinagog adını veriyorsun, okul adedini veriyorsun, kaç iş yere gitmişiyorsun. Bunun ölüler, yaralılar diye o kadar hafife alınıp hiç rakam verilmeyecek bir tarafı olmadığı ortada. Şimdi gelelim bizim hükümetimizin oraya bomba yollama şeyine. Bu yasada mahkemelerinin, ki nasıl bir mahkeme olduğu da hepimizin bildiği bir mahkeme, bir iddianame ve kararlarını okuyorum. Şimdi bu dört kişi, yani Selanik eski başkan sözcüğümüz Mehmet Ali Balin, onun muavini Mehmet Ali Tekinalp, Oktay Engin ve Hasan Uçar. Bunlarla ilgili savcılık iddiasını sunuyor ve diyor ki, Sayın Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Fuat Köprülü'nün maksatlarını bilerek ve bunu temin için tedarik edilen bombayı Türkiye'den Yunanistan'a götürerek Selanik'te Atatürk'ün evine atmaya ve patlatmaya azmettirmekten, bu kasıt ile bombayı patlatmaktan şu sanıkların hüküm giymesine. Karar okuyorum. Mehmet Ali Balin, beraat. Mehmet Ali Tekinalp, beraat. Oktay Engin, beraat. O son saydığımız Hasan Uçar kavasmış, zaten hiç ilgisi olmadığı için. Onun da zaten ademi takip. Şimdi bomba gidiyor. Bunlar yakalanıyor göya. Ve bu yasada mahkemesi, ki mahkum ettiği adet sayısı ve mahkumiyet verdiği yıllarla kendisini şeref kazandığını zanneden bu mahkeme bunlara beraat diyor. Şimdi bu bomba nasıl gitmiş bu Engin? Ne yapmış da götürmüş? Nasıl beraat etmiş bu adam? Belki devletin işi olduğu için bu örtbas ediliyor. Ha, o zaman şöyle söyleyeyim. Bir mahkemenin devletin işini örtbas etmeye hakkı yoktur. Yoktur. Böyle şey olmaz. Siz hukuka intikal ettirmiştiniz. Savcısı yazmış şeyini. Ha, o zaman müsaadenizle biraz konuyu azıcık şey ederek, genişleterek bir şey söyleyeceğim mahkemenin dediği noktada. Tabii mahkemenin de bir önemi yok değil, mahkemenin de bir önemi var. Şimdi bu mahkemenin yapısıyla ilgili olarak da enteresan bir sürü şey söylenmiş durumda. Ama bence o mahkemeyi fazla konuşmanın çok gereği de yok. Çünkü ne fark edecek ki? Ama öyle bir ifade görünüyor ki o ifadeyi ben hakikaten bir şekilde size de bir sunmak istiyorum. Yasada bir kere bir yargı organı değildir. Onu ben teminden beri söylüyorum. Bir siyasi tasfiye kuruludur. Yasada da yargılamayı yapan kurul bir hükümet darbesi sonunda teşekkür eden fevkalade mahkemedir. İhtilalcilerin çıkardığı özel bir kanunla kurulmuştur. Bu kurul tabii hakim ilkesine aykırı kurulmuştur. Fevkalade yargılama usulü uygulanmıştır. Makabiline şamil kanunlara dayanılarak cezalar verilmiştir. Fevkalade ve alışılmamış yargılama üslubu ile sözde yargılama yapılmıştır. Yargılama sırasında yassıada yargılananlar ve yargılayanlar için silahlarla kuşatılmış bir esir kampıdır. Yargılamalarda savunma hakkına riayet edilmemiş ve bir çadır tiyatrosu üslubu içinde duruşmalar yargılananlara hareket etmiştir. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? 1997 yılında Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Güven Dinçer bir Anayasa Mahkemesi kararına koyduğu şerhte söylüyor. Onun için pek yasadayı fazla ciddiye almayalım, bir kenara koyalım diyorum. Ama eğer... Yasadayı ciddiye aldınız da biz demedik. Ha, ama şuradan alıyorum. Aleyhte olanlarda, şimdi adam her şeyi mahkum etme uğraşırken bunlara beraat vermesinin elbette ki bir... Peki Arda Bey, şimdi ilginç bir şey var. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapmış. Milli Güvenlik Kurulu'nda görev yapmış. Önemli bir komutan Sabri 25oğlu. Diyor ki, Fatih Güllopoğlu yaptığı bir röportaj var. Oradan bir alıntı yaptım. Bak diyor, ben sana bir örnek vereyim. 1974'deki Kıbrıs Harekatı eğer ÖHD olmasaydı, yani özel harp dairesi olmasaydı, o harekat, yani iki harekatta o kadar başarılı olabilir miydi? Adaya bankacı, gazeteci, memur görüntüsü altında özel harp dairesi elemanları gönderildi. Bu arkadaşlarımız adadaki sivil direnişi örgütlediler, halkı bilinçlendirdiler. Silahları da 10 tonluk küçük teknelerle adaya taşıdılar diyor. Ve sonra ekliyor, diyor ki 6-7 Eylül olaylarını da ele al. Fatih Güllopoğlu şaşırıyor.
Pardon paşam anlamadım. 6-7 Eylül ne alakası var diyor. Tabii diyor 6-7 Eylül de bir özel harp dairesi işiydi. Ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaştı. Sorarım size bu muhteşem bir örgütlenme değil midir? Peki ben o zaman ikiye ayırıyorum. Birinci anlatmış olduğu Kıbrıs'a yapılan mücadele, oraya yollanan mücahitler ve silahlar elbette ki babamın da, başbakanın da, hariciye bakanın da bilgisi tahtındadır. Öyle fazla hiç böbürlenmesin. Bunlar devletin o süzgecinden geçmeden hiçbir şey yapılamaz. Ancak ikinci anlattığı yani 6-7 Eylül'de böyleydi dediği noktaya geldiği zaman ben Sayın Paşa'yı tanımıyorum, bilmiyorum. Ama temin bir misal verdim. Adam biri de diyor ki ben gittim kafasına kurşun sıktım diyor. Hadi millet birbirine giriyor. Çağırmışsınız. Lütfedip paşam gelseydi de bu savını burada iddia etseydi bakalım. Bu mevkilere gelmiş insanlar, bu sırları paylaşmış insanların yarın kalkıp ne derece ciddi olursa olsun bir basın mensubuna Türkiye'nin siyasi hayatıyla ilgili böylesine bir açıklama yapmasını acaba kendi meslektaşları ve bizler ne kadar hoş karşılarız, ne kadar doğrudur deriz, mümkün müdür? Belli sorumluluk mevkiine gelmiş olan insanlara tevdi edilmiş olan bir şeyi yalan doğru olduğunu tevsik etmemize imkan olmadan bir, ikincisi bir övünç vesilesi olarak söylüyor. Dikkat buyurunuz, itham olarak söylemiyor. Yani ben bunları da güzel güzel yaptım diyor. Evet. Siz bir insan eğer ben bunları güzel güzel yaptım der ise o zaman merak etmeniz lazım. Adam övünmek için bir vesile bulduğunu zannederken, hani Merdi Kıpti'yi Sirkatin söylermiş derler. Sirkatin söylüyor. Ama yani Sirkatin söylüyor ama yani Sirkatin söylüyor sonuç olarak. Ama söylüyor ama acaba bu övünçten bir pay almak için mi söylüyor? Çünkü öbürünü biz biliyoruz. Hatta o teknelerin bir kısmı da bizim Karadenizli milletvekillerimizin tekneleridir. Bunların hesapları sorulduğu zaman da yasağı da bunun hesabını vermiyoruz demişlerdir. Dememişlerdir ki bizim teknemizde oraya silah çıktı. Bir tek tanesi çıkıp bunu söylememiştir. Ama paşa çıkıyor bunları anlatıyor güzel güzel. O adamlar mahkum olmayı göze alarak bunu söylememişlerdir. Bu zat mahkum olmamak için değil. Bu zat kendine övünç vesilesi çıkartmak için söylüyor. Demokrat milletvekillerinin tekneleri de mi vardı? Vardı. Kıbrıs şeyinde. Vardı. Özel mücahitlere silah götürülen. Yani özel halk operasyona tahsis edilmişti bunlar. Tabii çünkü onları herkes tarafından, herkesin teknesiyle bu iş yapılamazdı. Çok iyi bilinmesi lazımdı. Ve bu adamlar öyle insanlardı ki yasada da kendilerini kurtarmak için bunlarla başka kaçakçılık yapılması ithamına karşı yok beyler biz bunu yaptık da dememişlerdir. Ama paşam çıkıyor ben bunları yaptım diyor. Yani peki ama birinci kısmını ben de biliyorum devlet de biliyor. İkinci kısmını bence şey kaldı ki özel harp dairesinin daire vekilinin bilgisi olmadan bu şekilde hareketler yapmasını tereddütle karşılarım. Çünkü bir de üstelik hadisenin üzerinde olan bir daire vekili var orada. Yani kolay kolay da sen yaptın ben yaptım hikayesine yatacak bir durum yok ortada. Sayın Paşam eğer günün birinde gene bir şekilde beraber ve karşı karşıya olur isek. Deminki sistemimi tekrar etmek rezerviyle söylüyorum. Ayıp değil midir bu sizin doğru seviyede söylediğinizde? Peki şimdi Arda abi yani siz diyorsunuz ki hükümet bu işin içerisinde yok ama şimdi bir mail geldi. O dönemde konsoloslukta babası görevli. Bir delikanlı o sırada, şimdi tabii herhalde yaşlı başlı bir izleyicimiz diyor ki bomba dedikleri iki demir parçasıdır ve bahçedeki karolardan başka hiçbir şey kırmamıştır diyor. Bir bomba falan da değildi diyor. Bahçeye bir şeyler atıldı ama demir parçasından ibaretti. Ortalıkta bir bomba yoktu diyor. Ortalıkta bir bomba olmadığı halde, bir bomba atılmadığı halde sizin de teyit ettiğiniz gibi Anadolu Ajansı'nın, devletin resmi ajansının bomba atıldı diye bir yayın yapması. Öğlen saatlerinde. Arkasından bu yayının belki de o kaynaktan ciddi anlarak bir takım aşırı milliyetçi davranan gazetelerin bunu haber yapması ve ardından da böyle olaylar çıkması. Çünkü bir de sopalı adamlar var. Sopalar aynı boyda. Yani sopalar tek bir tezgahtan çıkmış gibi. Yani ortada bir organizasyon olduğu intibanı uyandırmıyor mu? Bakınız şöyle bunda da hükümet vardır yoktur bilemem ama devletin içinden en azından birilerinin AA'nın haber yapması kolay bir şey değil çünkü yani siz telefon açsınız böyle oldu deseniz Anadolu Ajansı bunu haber yapmaz. Bir organizasyon var intibar yaratamıyor mu? O haberin çıkması ve bombanın esası şudur. Bomba hakikaten çok az tahribat yapmıştır. Çünkü bahçenin
dış kapısına düşmüştür. Evet, orası kanaları kırmıştır. Camları kırmıştır, o kadardır. Bomba haberi zaten bize Yunan şeyinden gelmiştir, basınından gelmiştir. Yani Yunan basını o sabahta bunun özür dilenmiştir. Diplomatik olarak özür dilenmiştir olayın. Ve olayın üzerine gidildiği söylenmiştir. Buna tabii ki Anadolu Ajansı da bir haber yapacak. Yani Yunan'ın haber yaptığını bu da haber yapacak. Ondan sonra gazetenin bunu almış olmasını ben şöyle söyleyeyim. Belki duymuşsunuzdur. Bu akşam gazetelerinden bir tanesi de Zeki Müren çocuk düşürdü diye kocaman manşet atmış. Manşet atmış, çünkü hakikaten parkta çocuğa çarpmış, çocuk yere düşmüş. Şimdi ama o gün gazetesi herhalde çok satmıştır yani Zeki Müren çocuk düşürdü haberine. Bakıyorsunuz hakikaten çarpmış çocuğu da düşürmüş. Şimdi böyle bir ortamda böyle bir nedenden ötürü tiraj kazanmaya çalışan bir basın kuruluşu elbette ki bu olayı da bir yerde. Peki yine ilginç bir şey var şimdi. O dönemde bu gerilimin artmasında, Kıbrıs'la ilgili hassasiyetin artmasında önemli bir dernek var. Kıbrıs Türktür Cemiyeti. Şimdi bu cemiyetin başkanı Hürriyet Gazetesi yazarı ve avukat Hikmet Bil. Evet. Şimdi 1952'de Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'nün Atina ziyaretinde Hikmet Bil resmi heyetin içerisine yer alıyor. Resmi heyetin yani gazeteci olarak falan değil, resmi heyetin içerisine yer alıyor. Davetli olarak, hükümet davetlisi olarak. Yine aynı derneğin yönetim kurullarından Kamil Önal, MİT üyesi bir gazeteci. Daha doğrusu MAH üyesi bir gazeteci. Yine o da Hürriyet'ten. Doktor Hüsamettin Can Öztürk, Orhan Birgit, Ahmet Emin Yanmar, evet. Ziya Somer, Nevzat Karagil ve Kamil Önal. Şunların hepsi gazeteci. Yani ortada böyle bir medyayı da kullanarak bir şey yapılma havası yok mu? Baktığınız zaman çünkü garip bir durum var. Hatice Bey, şöyle söyleyeyim. Medyayı her devirde, her iktidar, her siyasi teşekkür kullanmak ister. Kullandırmasın medya kendisini. Yani onun için onlar istedi diye medya kendini kullandırırsa bu medyanın ayıbıdır bir. Hikmet Bil, ben gayet iyi biliyorum. Babamın santim santim izlettiği bir adamdır. Öbürlerini söyleyemeyeceğim. Santim santim izlettiği bir adamdır. Çünkü Dahiliye Vekili'nin Türkiye'deki ilk görevi bütün sivri uçlarla mücadele etmektir. Kendisi milliyetçi olabilir. Kendisi dini bakımdan mutekit de olabilir. Ama milliyetçinin de zirvesiyle şey edecektir. Dincinin de aşırısıyla mücadele edecektir. Daha doğrusu din adamı olmak, dindar olmak başka şeydir. Dinci olmak başka şeydir. Dindarla edilmez mücadele ama dinci de edilir. Milliyetçiyle edilmez ama milliyetçiliği kafatasçılığa getirenle edilir. Hikmet Bilir de çok sıkı takip altında olduğunu biliyorum. Üstelik Hikmet Bilir bundan şikayetçi olmuştur. Bundan şikayetini de önce Sedat amca yaşıyordu Hikmet Bilir oradayken. Sedat amca vasıtasıyla sonra Haldun abi vasıtasıyla, Erol abi de değil, Haldun abi vasıtasıyla baba da intikal ettirmişlerdir. Ailevi yakınlığımız olduğu için. Ya bu adamı fazla zorlamayın diye. Tabii ki bir aile vekili eşinin dostunun sözüyle bir adam zorlamaz veya zorlamaz olmaz. Yani bunların üstelik şunu da söyleyeyim. Muhtemelen diğerleri de izlenmiştir. Niye? Sivri işler yapılmasın. Türkiye sivri işlerden mahrum kalsın. Ben bir şey daha ifade etmek istiyorum. Biraz lüzumsuz bir ifade oluyor. Ama bunu şöyle söyleyeceğim. Sizin anonslarınızı dinledim bu akşamla ilgili olarak. O anonslarda hoşuma gitti. Babamın resmi vardı. Merhum diye bahsediliyordu. Bir ufak hata vardı. Demokrat Parti döneminin kuvvetli adamlarından diye. Babam Demokrat Parti'nin kuvvetli adamlarından değildi. Babam hükümetin kuvvetli adamlarından biriydi. Babam Dahiliye Vekili olduktan sonra Demokrat Parti'nin hiçbir kademesinde genel idare kurulu dahil olmak üzere hiçbir zaman çalışmamıştır. Ve bundan imtina etmiştir. Niye? Çünkü gerekirse Demokrat Parti'nin sivri ucu olursa onu da ezmek babamın göreviydi Dahiliye Vekili olarak. Bu hassasiyetin içinde olan bir iktidarın böyle bir takım saçma sapan olayların içine girip de komplo teorileriyle bu işi yürütmesi bugün için doğal görülebilir. Ama onu yaşayan, onu içinden gerçekten yaşayan insanların bunu bu şekilde kabul etmesine imkan yoktur diyor. Ben bir şey sorabiliyor muyum size? Belki zor bir soru olacak ama 27 Mayıs ihtilalinden sonra babanız harp okulunda vefat ediyor. Evet. Açık sorayım. İntihar mıdır, öldürülme midir? Şimdi bakın bu soruya benim şahsen cevap vermem çok sıkıntılı. Ailenin ancak, kanaatine ancak yani. Hayır ben ailenin kanaatine değil. Ben bir basın mensubu abimizin ve Demokrat Parti'ye karşı olan ki o da bir tatsız bir laf. Demokrat Parti'ye karşı olmak Halk Partili olmak demektir. Şimdi bunlar Halk Partili izlemiyorlar da Demokrat Parti'ye karşı yazıyorlar. Yani dün akşam bahsedilen arkadaşımızın gözünün şehla olması gibi.
Yani şaşırtıcı da şeyler oluyor. Şimdi bu kişi şöyle anlatıyor. Bu Hasan Pulur. Bunu söyleyeyim. İçişleri Bakanı Namık Gedik, ileride yargılanırken Reis Bey Hazretleri demek durumuna düşmemek için gözaltına da olduğu harp okulu penceresinden ya Allah diyerek atlayıp intihar etmiştir diyor. Şimdi bunun cevabını ben vermeyeyim de. Bu cevap burada. Bu? Cevap burada. Çünkü ben oğlu olarak bir cevap verirsem bir spekülasyona neden olabilir. Halk Partisi ve Demokrat Parti karşısında Hasan Budur'un bunu bu şekilde ifade etmesine katılıyorum. Bu arada Sayın Sabri 25 oğlu yayına bağlanmak istiyormuş. Bağlanırsa seviniriz. Şimdi Arda Bey, siz, evet, ona katılıyorsunuz öyle mi? Evet, katılmasam okumam. Budur. Olay budur. Şimdi Arda Bey'in herhalde benim anlattıklarım ile bir şey var. Aramızda bir anlaşamamazlık var. Ben diyorum ki bomba olayı. Bu bomba büyük küçük fark etmiyor. Ancak Ekspres gazetesinin haberinden sonra kümeler başlıyor. Siz dediniz ki Anadolu Ajansı öğlende verdi haberi. Öğlende kümeleşme yok. Normal hayat devam ediyor. Akşam üstüne doğru kümeleşme başlıyor bir. İkincisi Sayın Erol Beyciğim özür dilerim. Söz kesmenin çok yanlış olduğunu biliyorum. Ama sanki zaten hiç kümeleşenlerden biriymişsiniz gibi konuşuyorsunuz. Hayır, ben yani nereden biliyordum. İstediğiniz kadar gezin, kaçta kümeleşmeye başladılar, nasıl kümeleştiler bunu bu kadar iyi bilmeniz için sizin bu işin içinde parmağınız olduğunu bir komplo teorisi galiba sizin burada. Sen de bir yama yaptın. Yani dikkat çekici. Şimdi isimlerini veremeyeceğim ama genellikle tekstil işe bağlı bir takım sendika üyelerinin... Rıza Kuas mı mesela? Rıza pek şey, yani gözümle görmediğim ismi söyleyemeyeceğim ama onların izni... Kesilmiş tahtalar, evet. Bindirilmiş kamyonetler, belli mıntıkalara gönderilen insanlar. Yani bunu nasıl izah edeyim? Bir, iki... Gözünüzle Namık görmediğiniz şeyi lütfen ifade etmeyin. Gözümle gördüm. Ha gördünüz. Gözümle gördünüz. Şimdi ikincisi Dahiliye Vekili Namık Bey. Tabii en kudretli yönetici. Önleyebilir. Gerekli önlemleri alabilir. Valinin orduyu, polisin yetmediği anda orduyu davet hakkı var. Bu ancak gece yarısı şey olabilmiştir. Yani olaylar, o üzücü olaylar meydana geldikten sonra. 8'de asker çağrılmıştır. O günün İstanbul'unda askerin böyle bir şeye müdahale etme pratiği yoktur. Çok değişik yerlerden asker gelmiştir. Ve hatta ordu önce askeri yollamak istememiştir. Örfi idare ilan edildikten sonra ancak yollamıştır. Çünkü ordu dahiliye vekilinin emriyle asker yollamaz. Örfi idare olduktan sonra gelmiştir. Onun için yani valinin askerin talep hakkı var. Hayır, vali talep edemez. Vali askeri talep edemez. İsterseniz hemen bir Sabri 25 oğlunu bağlayalım mı? Sabri Bey telefon hattında. Sabri Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, sizin az önce Fatih'im ben Sayın Altaylı. Efendim? Ben arz ediyorum durumu. Evet efendim. Biliyorum sizi zaten. Az önce arz sizin Fatih Güllepoğlu ile yapmış tabii, olduğunuz tabii. Ben arz edeceğim Fatih'ciğim. Buyurun. Dün ve bugün zat halinizden telefon bekledim katılmak için. Veyahut size izahatta bulunmak için. Bir defa toplantıda Sayın Gediye, Sayın Bardakçı ve Sayın Erdoğan'a ve zaten size saygılar sunarım. Sağ olun efendim. Bize ses konu yok. Şöyle açıklayayım. Ben basınla çok iç içe bir adamım. Bunun da çok zararını gördüm. Ama gene dostluklarım devam ediyor. Mesele şöyle oldu. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'ndan ayrılırken gazeteleri ziyarete gidiyordum. Hürriyet Gazetesi'ne gittim. Sayın Özgök yoktu. Bir işin ayrılmış. Çekirge vardı. O arada Çekirge dışarıya çıkınca bir zat geldi içeriye. Bu Güllep oğluymuş. Bir şeyler soruyor filan adam ama yani şeyler de bildiği belli. O arada o demin Sayın Gedik'in paşa bunu tek başına yapamaz filan dediği konu var ya. Hı hı. Bunları zaten biliyor.
Basına da çıktı bunlar, yasakladık falan ama artık üzerinden 15 sene geçmişti, 20 sene falan. Dinledim. Ve 6-7 Eylül olaylarına konuyu getirdi. Yani o sohbet arasında 6-7 Eylül olayları gibi olaylar, diplomasi de askerlikte de olabilir, taktiklerdir diye bir cümle kullandı, bu kadar. Şimdi söylediği söz tamamıyla yanlış. Şimdi Sayın Bardakçı da bilir, Özeller Dairesi o tarihte yok. 53'te Seferberlik Netik Kurulu kuruldu. Ankara'da Ateş Sokak'ta küçük bir evdeler. Sayın Gedik de bilir, ben Muhafız Alayı'nda 5 sene Sayın Bayar'ın nöbetini tutmuş adam. Sayın Gedik'e, Sayın Menderes'e, Fatih Zorlu'ya da şahsi saygım vardır yani. Ve şeylerimde de söylüyorum, konferansımda da. Mesela şu Avrupa Birliği meselesi, şu hükümet olsaydı bugüne kadar öyle olurdu derim. Ama 27 Mayıs meselesi ayrıdır. Ha, esas konuya geleyim. Bu arkadaş diyor ki Özeller Dairesi yaptı diyor. Özeller Dairesi yok. Şimdi Sayın Gedik de bilir. Sayın İnönü'nün ve Sayın Bayar'ın başyaveri olan Danyal Karabel, belki Fatih Beşiktaş'ın Can Akbel'in amcası, Kore'ye gitti, geldi. 53 senesinde Seferberlik Tetki Kurulu kuruldu. Daha 3-4 tane subayları var. Yani böyle bir özellik dairesi falan da yok yani. Bilmem, arz edebildim mi? Öyle bir konu olamaz yani, özellik dairesi söz konusu. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı'na başyaverlik yapmış, İnönü'ye başyaverlik bir adam, o muhtemel bir zat oraya getirilmiş. Hükümetin şeyinden gücü olmamakla beraber böyle bir şeye de müdahil olması imkan yok. Biliyorsunuz ondan sonra Kıbrıs meselesi çıktı. 55'te, 56'da bizim Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Ve geçmiş iktidarın da büyük himmetiyle hem anlaşma yapıldı, anlaşması, hem de bu söylenen faaliyetler yürüdü. Ve Özeller Dairesi bugün kendisine sağdan soldan çok laf atanı mahreçler var. 50 senelik hayatında bir somut delille suçlanmış bir kurumsal ve bireysel daire değildir. Böyle güçlü yerlere saldırılır. Yani meyve veren ağaç sallanır gibi bir sözümüz vardır. Çok heyecanlandım, kusura bakmayın. Özeller Dairesi fevkalade bir daire. Özeller Dairesi, bir cümleyle ifade edeyim, 70 sene askerlik yapmamış. Kıbrıs Türk toplumunu mağlup kılmış. 74 harekatının muzaffer olmasında baş ve sahip olmuştur. Mukavemet Teşkilatı'nı yetiştirmekte. Arz ederim. Arda Bey size galiba bir soru soracak. Sayın Paşam, soru sormayacağım. Sizden özür dileyeceğim. Keşke ben Sayın Altaylı bunu okuduğu zaman kalkıp şerefli Türk subayı böyle bir sorumluluğu taşıdıysa bu şekilde ifade vermez deme cesaretini gösterseydim. Onu yapmak yerine sizi biraz itham ettim yaptığınızı. Çok böyle, üzüldüm. Ben de sizden özür diliyorum ve bu katılmanızı da hakikaten hem buradaki insanların hem bizi izleyen saygıdeğer seyircilerin size karşı olan var ise en ufak bir tereddüdünün kalmadığının ben şahidi olmak istiyorum huzurunuzda. Sayın Gedik, çok üzüldüm yani sizin ifadelerinizden, ama bilmiyorsunuz. Benim de Sayın Altaylı'yı bugün ve yarın, dün ve evvelsi gün görmek isterim. Esma'yı ben 2 gündür bekledim. Paşam, aramaya çekindim. Sizi arayan arkadaşımın suratına kızıp telefonu kapatınca ben de aynı akibete uğramayayım diye. Fatih'ciğim, şöyle anladım. Ya çok şey oluyor biliyorsunuz televizyonlardan. Pek de hoş olmuyor. Bir defa bu reyting meselesi. Paşam, bizim reytingle alakamız olmuyor. Hayır. Sizi çok iyi tanıyan bir insanım. Tensih ederim. Ve satılmayacak kitabı satılacak hale getirmek için
sansasyonel böyle şeyler koyma meyakları var ya. Evet maalesef. İnsanı üzüyor yani. Onun için. Yoksa... Paşam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun verdiğiniz Paşam'ın bilgiler için. Kanaati, Paşam'ın kanaati. Paşam sizin kanaatiniz nedir peki? O Erol Bey de onu merak ediyor. Bu işte bir tertip var mıdır yoksa kendi kendine gelişmiş bir olay mıdır? Kanaat olarak sadece. Ben şimdi açıkça ifade edeyim. Pek kendi kendine bir hükümetin bilgisi olmadan kıskısın. Böyle bir harekat yapılamaz yani. Böyle bir şey yapılamaz. Olamayacağını düşünüyorsunuz. Ama bilindiği gibi bazı şeyler ufak bir kıvılcım halinde başlayıp bir orman yangını gibi büyüyebilir. Maalesef beklenilenin dışında bir olay olduğu da bellidir. Ben o günlerde Mahpus Alayı'ndan harp akademisini kazanmıştım. Birinci hakkımda Çankırı'daydım yani. Ben yani o Güllapoğlu denen zaten benim bu Öseler dairesini falan bilmiyorum o zaman. Buraya gitmez. Şimdi şu da düşünebilir. Niye düzeltmediniz? Efendim adımı mahkemeye mi vereyim? Başka bir olay söyleyeyim size. Mesela bir Yargıtay savcısı 10-15 sene evvel Özal'ı olsa olsa Cumhurbaşkanı olmak isteyen Orgeneral 25 oğluyla Kaya Erdem öldürtmüştür dedi. Yani o kadar şeyler çıkıyor ki. Başka bir gazeteci arkadaşımız bir yazı yazdı. Gizli teşkilatın adamının yükselişi diye. Ben bilimin kuvvetiyle yükseldim. Orta halim bir aile çocuğu o mevkiye geldim. Ve beni bütün matbaa tanır. 50 senelik hayatımda bir tip kalem ucu tecvizi hata derler artık da hata olmamıştır. Bununla iftihar ediyorum. 7 sene yurt dışında bulmuş bir adam. 4 defa örtülü ödenek kullanmış bir adam. Ve trilyonla ihaleler yapmış bir adam olarak müsteşar ve lojistik başkanı olarak kara kuvvetlerinin bir evi olmayan bir adamım ve şimdi lojmanda oturuyorum. Arz ederim. Teşekkür ediyoruz paşam, sağ olun. İyi geceler diliyoruz size. Ben de iyi geceler diliyorum. Sağ olun katıldığınız için. Şimdi ilginç. O dönemde vilayet hukuk işlerinde görevli Mevhibe Demiraylılar var. Evet. Biliyorsunuz belki. Onun ailesinden gelen bir bilgi. Mevhibe Hanım'dan naklen. Adnan Menderes ve Fahrettin Kerim Gökay ile ilgili bir anı. Adnan Menderes Fahrettin Kerim Gökay'dan Atatürk'ün evinin bombalanması olayı ve dan sonra sonra halkın miting yapması için izin vermesini istiyor. Bunu Mehriban Hanım anlatıyor. Adnan Menderes ise Gökay şöyle bir cevap veriyor. Halkın haleti ruhiyesini biliyorum. Onun için miting yap, böyle bir mitinge izin veremem. Tabii. Diyor Fahrettin Kerim Gökay. Bunun üzerine Adnan Menderes sinirleniyor ve Gökay'a deli misiniz siz diyor. Fahrettin Kerim Gökay da sinirleniyor. Diyor ki sizin bana deli demeniz bir şey ifade etmez ama ben size deli dersem bu önem arz eder diyor. Oo, biliyorsunuz baş deli doktoruydu. Evet. Daha doğrusu evet. Evet. ruh ve sinir hastalığı. Yalnız doktoruydu. O ifade hem Fahrettin Kerim'e hem de hocası olan Mazhar Osman'a yakıştırılır ve birçok olayla bağlantı kuruluyor aslında. Şimdi bakınız bir yani şey daha söyleyeyim. Hadiseyle. Bakınız. Şimdi Fahrettin Kerim'in bu konuşma olmuştur, olmamıştır. Sanıyorum. Ben şahit olmadığım şey... Yok, ben nakledim. Tamam. Şimdi ben Sayın Erol abimiz gibi kanaatini söylesin falan dedim. Bu iş kanaatle yürüyecek iş değil. Maddi olarak ne biliyorsa onu söylesin. Kanaatini ne soruyorsunuz adama? Sıkıntıya sokuyorsunuz. Adam geldi açık açık ben böyle bir şey söylemedim dedi. Daha ne istiyorsun? Bir. Fahrettin Kerim Bey de garip bir arkadaştı. Yani Türkiye işte Paşam İstanbul'u sunan bir valimizdi. Fahrettin Kerim Gökay istifa etmediği zaman babam kendisine şunu söylemiştir. Hocam, Türkiye'de bir daha sizinle ben bir arada olmam. Ama kadere bakın ki 57 seçimlerinde babam gene daireye vekil olmuştur. Galiba hükümetin güven oyu alması 15 Kasım falan gibidir. Ve Adnan Bey babama şunu sormuştur. Doktor, böyle bir ifadem var. Yurt dışına karışır mısın? Babam demiş ki onu Fatih'in düşünsün. Benim derdim değil. Ve ilk kararname Fahrettin Kerim'in İstanbul Valiliğinden alınması olmuştur. Şimdi devlet haysiyetini korumak konusunda hassasiyetini böylesine göstermemiş olan bir asabiyecinin kendi asabi durumuyla ilgili olarak acaba ciddi bir tahlil yapılmış mıdır?
Yani işte paşam İstanbul dedikten sonra İstanbul o paşaya İstanbul'u göstermiştir nasıl olduğunu. Ve bu kişilerin hele hele oradan istidlalen buradan istidlalen olan ifadelerinin elbette ki burada konuşulmasında fayda var. Ancak bu konuşmalarının karşılığını da mutlaka verilmesi gerektiğine inanıyorum. Sayın Fahrettin Kerim Bey bir takım sıkıntıları yaşamış, talebesi olan fakat sonuca da dahiliye vekili olarak. Bir şey daha izah etmek istiyorum. Bu dahiliye vekili lafına itip duruyorum ben nedense. Şimdi herkesten de özür dilerim. Çünkü İçişleri Bakanlığı bu. Ama benim bir garip inancım var. Sanki Dahiliye Bakanlığı, Dahiliye Vekaleti İçişleri Bakanlığı'ndan daha önemli. Daha önemli. Sanki Dahiliye Vekili daha önemli, daha İçişleri Bakanı'ndan gibi geliyor. Onun için bunu sürçülisan olarak da kabul edebilirsiniz. Maksatlı olarak ifade edilmiş olarak da söyleyebilirim. Evet Erol abi, siz de kalmıştık. Şimdi bu artık ayan beyan ortada gözüken. Çünkü bir hazırlık dönemi var. Yani Sedat Bey'in Kıbrıs meselesini ele alışından itibaren o güne kadar her gün İşte Kıbrıs bizimdir, Kıbrıs Türk kalacaktır, Kıbrıs şudur, Kıbrıs budur diye mitingler var, hazırlıklar var. Evet. Hatta Hikmet Bey de ikinci başkan gibi bir konumda. Derviş Manizade var. Derviş Manizade. Ve Orhan Birgit var. Çok önemli elemanlar bunlar. Dolayısıyla artık işin bir noktaya gelip dayanması lazım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bomba olayının bu kadar büyümesi organize olmayan bir teşkilat tarafından yapılabilir mi, yapılamaz mı? Veya birkaç topluluk böyle yapılabilir rastgele yapılabilir mi, yapılamaz mı? Ama yok. Olay ortada. Bomba olayı bizatihi büyük. Büyümesi evet. Diye bir şey ki. Bomba olayı bizatihi büyük. Kim kaç kişi gitmişti orada, kaç devir kırılmış görmüş. Bu bomba atılmış ve böyle bir olay olmuş. Ve bu olay büyük, bunu büyütmeye ihtiyaç yok ki. Yani hiç olmazsa biz Atatürkçü çocuklar olarak benim için büyük. Zaten sizin için küçük olabilir olay. Büyütmeye gerektirebilir ama benim için değil. Benim için de büyük tabii. O zaman bırakın büyütme, kim büyütmüş. Hayır demeyin. Şu. Mesele şu. İstanbul'daki bu olayları bu kadar vahim hale sokan kim? Bir kişi olamaz. 100 kişi, 500 kişi. Kim bunlar? İşte bir organize bu. Üstad siz biliyorsunuz bunları, keşke vaktiyle sürseniz. Yasağında sizin gibi şahide çok ihtiyaç var. Hayır, ben yasağında da şahitlik yapmam. Bilakis ben yasağdayı hazırlayan öğrencilerden biriyim. Tamam, o zaman da sonradan bir değişiklik olmuş o zaman. Yani ben 27 Mayıs olayında öğrenciydim. Ve iktidara karşıydım tabii. İşte ben zaten anladım onu. Ben deminden beri onu söylemeye çalışıyorum da. Hani yediremedim. Yani Hayır. Kavgada söylenmez çünkü. Yani 27 Mayıs diyeyim demek kavgada söylenmez. Şimdi ayıp olur bu kadar yaşınıza başınıza hakaret edermiş gibi bir şey yani. Hayır. Şimdi o günün şartları, bugünün şartları. Üstad şimdi... şartın şartı yoktur. Şart nedir biliyor musunuz? Devlet haysiyetinin ayaklar altına alınmaması için sarf edilen bütün gayretler. Gay tabii. Hepimizin muradı oldu. O zaman muradınız oysa siz yasada davaları sırasında niye kendiniz suya bir yere atmadınız? Yani Allah uzun ömür versin, size kastınız yok ama sizin desteklediğiniz taraf olduğunuz olayın Türkiye'yi getirmiş olduğu nokta, hukuk anlayışını getirmiş olduğu nokta, Türk ordusunun disiplinden koparması da yaptığı zarar, Türkiye'de ipini cebime sokurum ondan sonra politika yaparım anlayışının yerleşmesinin getirmiş olduğu hazin olay. 27 Mayıs değil mi? Arda Bey. Tabii hissiyatınıza saygı duyarım. O ayrı. Lütfen duyun. Ama 57'den sonraki bunu ayrı konuşuruz. Meşru durumunu kaybetmiş bir iktidar. Bir iktidar meşru bunu durumunu ancak siyasi seçimlerde kaybeder. 3 yıllık bir iktidarı sen git baştan gel demek olmaz. 4 yıl bir sene daha bekleserdi. Şimdi Demokrat Parti'yi başka bir gün konuşacağız. Yani 1950-60 arasında başka bir gün. Meclis Tahkikat Komisyonu'nu ele alalım. Meclis Tahkikat Komisyonu'nun ne kadar haklı olduğu ihtilalle ortaya çıkmıştır. Meclis Tahkikat Komisyonu'nun kurulmuş olmasının sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar ihtilal peşinde olduğuydu. Ve nitekim istilal oldu. Olmasaydı bu sözünüz doğru çıkardı. Meclis Tahkikat Komisyonu vazifesini eksik yapmıştır. Çünkü bir şey bulamamıştır. Aslında bulması gerekirdi. İstilale gidiyorlar diye bulması gerekirdi. Bulamamıştır. Benim suçlamam başka, sizin suçlamanız başka. Ama ihtilal neticede ihtilal olduğuna göre. Artık sizin durum gayet tehlikeli bir hale geldi üstad. Yani siz o döneme göre Ergenekoncu oluyorsunuz. Hayır. Ergen reddederim. Evet.
Hayır, neden? Darbe hazırlayanların arasındasınız. Hayır, öğrenciydik. Tamam, öğrenci mi öğrenci işte. Yani öğrencilik ayıp bir şey mi? Öğrencilik hayır, ayıp. Hayır değil. Allah Allah, ne iyi öğrenciler var. Peki, şimdi ben öğrenci olmak diye bu bölümü keseyim, şimdi Dilek Güven'in bir kitabı var. Oradan birkaç alıntı da yaptım ben. İşte burada. Burada. Ha, burada var. Burada, buyurun. Şimdi o kitapta isimler var mesela. Diyor ki, Papaz Christiansos Mantas. Evet. Piskopos Geronimos. Piskopos Geanidos Arabacıoğlu. Ondan sonra de. Abraham Avanas, Olga Kimides, Tanasis Mısırlıoğlu, Hebe Giolma, İshak Uluda, Teopulo Papadopoulos, Yannis evet, Balkıs, evet. Türk Tarih Vakfı'nın yeri. Evet, kitaplar burada. O isimlerle ilgili bir şey açıklama yapmama izin verir misiniz? Burada birinin tanıklığı var mesela, özür dilerim. Tamam, güzel ederim. Buyurun. Devam edin sonra. Ben özür dilerim. Bir Türk'ün anlattığı var. Bir Rum arkadaşımın dükkanın önünde elimde bir Türk bayrağıyla nöbet tutuyordum. Ellerinde bir listeyle geldiler. Onlara bu dükkanın bir Türk'e ait olduğunu söyledim. Gelenler bunun imkansız olduğunu, çünkü bu dükkanın isminin ellerindeki listede olduğunu belirttiler. Ben de o zaman listede bir hata olmuş dedim. Ellerindeki listelerde tüm cadde isimleri ve ev numaraları vardı. Kendi aralarında sürekli birbirlerine talimat veriyorlardı. Bu ev Rum'un, oraya gidin, şu ev Ermeni'nin, bu dükkana yağmalayın, şu dükkana girin diye. Böyle bir şahadet var. Bunlar var, olmuş hani, olabilir. Yani tabii, bu bambaşka bir olay. Şimdi bakınız, ben şöyle ifade etmek istiyorum. Aslında tabii ki söylentiler çoktur. Yani önemli olan burada gerçeğin ortaya çıkması için söylentileri değil, maddi vakalar ve de kişilerin önemi var. Buyurunuz işte, paşam lütfettiler, telefona çıktılar. Ben böyle bir şey söylemedim dediler. Ben de üzüldüm. Keşke deseydim, söylememiştir diye direseydim. Ama diyemedim, adamcağızı da tanımıyorum. Tanısam bile giderdim. Yani bunlar öyle şeyler ki, üstelik düşünün ki bu Fatih'in kitabına girmiş, bu kadar üzerinde durulmuş bir şey. En sonunda adam diyor ki, yok böyle bir ifadem diyor. Yani bakın, bu şeyleri çok dikkatli kullanmak lazım. Zordur böyle şeylerin altından kalkmak. Tabii tabii. Çünkü töhmet çok kolaydır. Ama onun kanıtlanmamış olması da çok fena ters teper. Çok fena ters teper. Tabii sizin için söylemiyorum Sayın Erol. Yok yok. Yani siz Türk halkının, Türk milletinin bugün bile organize olmakta son derece güçlük çeken bir milletin, bir grubun bir anda bir gazete haberiyle birkaç saat içerisinde böylesine organize olabileceğini inanıyor musunuz hakikaten? Çok kesinlikle inanıyorum. Çünkü şuradan önemli olan Türk halkını bu noktada sentezini yapmak veya tahlil etmek değil. Önemli olan toplum şuurunun insanları olmadık noktalara götüreceğini bilmektir. Bu Türk halkı olmuş, Amerikan halkı olmuş, onlar için çok önemli değil. Ancak bir şey var. Burada Türk tabirini hafif keselim. Akdenizli derseniz inanıyorum. Akdenizli'nin yapacağı iş belli olmaz. Akdenizli bir anda toplanır, yakar, yıkar, götürür. Akdenizli gelir, en zor şartlar altında istiklal mücadelesini verir. Akdenizli gider, orada Cezayir meselesi, Bask meselesi, bunları yaratır. Olur Sayın Altaylı, olur. Yapmayın. Yani bunun için illaki bir... Yunan işgalinden sonra Ege'deki mücadele... Hiçbir şey değil. Tamamen şuur. Kendi başına yapmışlar. Tamamen şuur. Evet. Efelerin bile rolü, tabii, efelerin tabii, bile rolü sonradır. Yani çünkü maalesef biz birazcık da kendi bahçemizin önünü temizleyip yanındaki bahçeye pek bakmayız. Atatürk zaten o yüzden satı müdafaa değil, hattı müdafaa değil, satı müdafaa var demiş. Yani bir yere bir şeyler dokunacak ki Galip Hoca'nın üstünlüğü oradadır. Cevabenin üstünlüğü oradadır. Orada bir hava yaratmıştır. Ama o havayı bir komplo olarak nitelendirmek çok zordur. O hava insanlara savunma kompleksini, gücünü vermiştir. Savunma refleksini yaratmıştır. Evet. Bir reklam arası daha vereyim mi? Şu reklamdan da kurtulalım, sonra devam edelim. Çok da soru geliyor, onlara da geçeceğiz. Bu arada Sayın Oktay Engin de hattaymış. İsterseniz onu da görüşlerini alalım, sonra devam edelim. Oktay Bey, iyi akşamlar. En sağlam bilgiyi verecek. İyi akşamlar efendim. Evet, galiba sizi biraz beklettik. Özür dilerim, stüdyo şefi arkadaşım uyarmadığı için göremedim, ya da ben belki uyardıysa da. Sizi dinliyoruz. Rica ederim. Evvela değerli katılımcılara iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar efendim. Dikkatle takip ettim konuşmaları. Bir defa biraz hafıza tazelemek istiyorum ben de. Buyurun lütfen. Şimdi efendim, olay nedir? Ben nasıl karıştırıldım? Bunu kısaca özetlemek isterim. Ben Selanik Üniversitesi'nde hukuk tahsili yapan bir öğrenciydim. Başkonsolosluğa bir kavas ihtiyacı söz konusuydu. Başkonsolos Bey
Türkçe ve Yunanca bilen bir kavas olursa hizmetinden daha iyi yararlanacaklarını ifadeyle benden böyle bir kişi bulmamı rica etti. Bu olaydan belki bir, belki bir buçuk sene evveldi. Batı Trakya'da, Gümülcine'de tanıdığım Hasan Uşar'ı tavsiye ettim ve Hasan Uşar geldi, konsoloslukta göreve başladı. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra efendim konsoloslukla Atatürk'ün evinin bulunduğu arsanın arka tarafında bir gece bir infilak oldu. Bu infilak olunca Yunan makamları süratle fail aradılar kendi ifadelerine göre. İnfilak neticesinde patlayan bomba denen şey bazı demir parçacıklarından oluşan iptidai bir madde olduğu da kendi raporlarından zikrediliyordu. Ayın 12'sine kadar 5 Eylül gecesi vukua gelen patlama, ki bu patlamada Atatürk'ün evinden sadece 20'ye 30 ebadında bir cam kırılmıştı. Hiçbir hasar yoktu. Konsoloslukta da hiçbir hasar yoktu. Yani Oktay Bey, siz evet. bombayı atmadınız mı? Efendim, şimdi geliyorum oraya. Netice olarak ayın 12'sinde, yani Eylül'ün 12'sinde gazetelerde okudum ki Hasan'ı tevkif etmişler. Sebep de efendim bu içeriden atılması daha kolaymış. Dışarıdan bu bomba atılmazmış falan. Yine aynı ayın 18'inde beni tevkif ettiler. Neden? Sen Hasan Uçar'ın veli nimetiymişsin. Sen onu şey yapmışsın, oraya tayin ettirmişsin. Sen de bu işe dahil. Yunanlıların uydurduğu senaryo şu şekildedir. Başkonsolos ve konsolos Hasan Uçar'ı azmettirmek için çalışıyorlar. Hasan tereddüt gösteriyor. Veli nimeti olarak benim de müdahale etmem gerekiyor. Ve böylece biz üçümüz azmettiriyoruz. Hasan da güya bombayı ateşliyor. Olay bundan ibarettir. Şimdi olayın vukuundan 27 Mayıs'a kadar efendim devamlı bu olaydan basınımız bahsederken Yunan senaryosu, sahtekarca Yunan iddiaları gibi ifadelerle bahsetmiştir. Yani benim, fakat gelin görün ki 27 Mayıs'tan sonra birçok basın organımızda sanki bombayı ben alıp elime götürmüş ateşlemişim gibi bombayı atan Oktay Engin olmuştur adım. Çok değerli basın mensuplarımızdan en az 15-20 kararını mahkum ettirdim. Çünkü Yasadan Mahkemesi'nin kararı, Yasadan ittifakla beraat etmem dışında bir de karar gerekçesinde Oktay Engin'e isnat edilen hususlar bilakis suçu işlemediğinin delilidir diyor. Gerekçede bunları zikrediyor. Buna rağmen hiç mahkeme kararına bakmadan, İşin aslını araştırmak lüzumunu hissetmeden, ben burada hayattayım, bana bir telefon açıp görüşümü dahi sormadan 20'ye yakın basın mensubumuz, ki çok ünlüleri var bunların arasında, bahsi geçen mesela Hikmet Bir de bir tanesi, hepsini mahkum ettirdim. Galiba Mehmet Ali Birant da yazdı. Yine bir dava var, o da mahkum olacak. Şimdi yine bu akşamki programınızda baktım, bazı kişiler kulaktan dolma, sokaktan edinme laflarla sanki araştırmışlar, incelemişler gibi benim ismimi, hatta benim vali oluşumu da efendim, ben talpifen bombayı patlattığım için yahut da patlattırdığım için vali olmuşum. Ben iki üniversitede hukuk tahsil etmiş bir insanım. Bir inceleyin Türkiye'de vali olanları. Acaba başka bir yerden mi oluyorlar? Ondan sonra ben bir yabancı kültürü çok iyi bilen bir adamım. Ben eski Yunanca'nın imtihanını vermişim. Latince bilen bir adamım. İkinci bir vali bulur musunuz Türkiye'de Latince bilen? Bulamayız. Ben gerek tamamen yok. Kaybetmişimdir. Gerek yok. Bu dedikodular ve söylentiler dolayısıyla sicil verdiğim iki paralık insanlar benden evvel vali olmuştu.
Söyleyeceklerim bundan ibaret. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir dakika. Özür dileriz Sayın Engin. Efendim, efendim. Şimdiye kadar yapılan neşriyatlarda hep zatenizin ismi geçiyor. Yoksa biz sizi özel olarak buraya şey yapmadık. Mahkemedir. Ve özür diliyoruz. Hakikaten yanlış biliyor musunuz? Şimdi Türk kamuoyu da biz de öğrendik bunu. Ben biliyordum doğrusu. Ben bilmiyordum. Siz bilmiyordunuz. Onu söyledim zaten. Ben de siz bilmiyorsunuz dedim zaten. Okudum. Evet. Özür diliyoruz. Gerçek çıktı ortaya. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun ki peki, bu açıklamayı yaptınız. Oktay Bey ben bir şey soracağım. Şimdi bu olayla ilgili. Ben de biraz üzüldüm ve hislendim tabiatıyla. Oktay Bey üzülmeyin ben size bir şey soracağım şimdi. Özür dilerim lafını kesiyorum bir şey soracağım. Bu olayla ilgili Yunan Derin Devleti'nin yani Türkiye'de bir yandan Derin Devlet suçlanırken bu olayla ilgili bir yandan da Yunan Derin Devleti'nin Türkiye'de böyle bir tahrik geliştirmek için o bombayı attırdığı ve Türkiye'de böyle bir örgütlenmeyi sağladığı söylenir. Buna inanır mısınız peki? Efendim şimdi yani bunlar hepsi komplo teorileri. Yani benim, bakınız Atatürk'ün evinin bulunduğu yer, konsolosluğumuzun bulunduğu yer, Selanik'in eski bir Türk mahallesidir. Evet. Şimdi o günlerdeki Yunanistan ve Türkiye'deki gerilimi, atmosferi bilmeden bu olayları değerlendirmek zordur. Bir defa Türkiye'deki kamuoyu gün be gün Kıbrıs'ta Türklere yapılacak bir katliam bekliyor. Böyle bir gerilim var. Yunanistan'da da Evoka çok iyi yapıyor, çok iyi çalışıyor. Yani Enosis ha oldu ha olacak inancı var. Evet. Ah bu Türkler olmasa, ah bu Türkler engellemese. Şimdi Atatürk'ün bulunduğu ev eski Türk mahallesi dedim. Türkler tabii 1924 mübadelesinde Türkiye'ye gelmiş. Kime verilmiş o evler? Kuyruk acısı olan Rumlara, yani Anadolu'da. Kimisi kardeşini kaybetmiş, kimisi babasını kaybetmiş. Türk düşmanı olan Rumlarla dolu etrafı. Ve atılan madde de böyle ciddi bir devlet tertibi değil, bir demir parçacıklarından oluşan iptidai bir madde. Bir defa açık. Yani bunu nereden bileceğim? Yani hakikaten Rumlar mı yaptı, Yunan devleti mi tahrik etti? Bunu bilmem mümkün değil. Oktay Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, tarihin bir karanlık sayfasını canlı tanıklarıyla, tanıklarının canlı olanlarıyla en azından daha doğru demekle hayatta olanlarıyla aralamaya devam edeceğiz. Ancak kısa bir reklam arası sonra konuşacağız 6-7 Eylül olaylarını. Evet değerliciler devam ediyoruz 6-7 Eylül olaylarıyla. Bu arada bir mail geldi. İlginçtir. Yunanistan'dan geliyor mail. Ve Türkiye'den 6-7 Eylül olayları sonrası göçmüş bir eski Türk vatandaşından geliyor. Şöyle diyor ki biz 6-7 Eylül olaylarından sonra 1957 seçimlerinde Silme Demokrat Parti'ye verdik. Ancak diyor bununla ilgili toplantılar yaptık kendi aramızda kime oy vereceğiz diye. Demokrat Parti'ye vermenin sebebi şuydu. Demokrat Parti'ye eğer oylarımızı vermezsek Demokrat Parti bizde bize karşı bir diş bileyebilir, bize karşı bir intikam operasyonu olabilir, yeni bir 6-7 Eylül olabilir korkusuyla Demokrat Parti'ye verdik diyor. Ve onların anladığım kadarıyla inançları bu işin bir organizasyon olduğu yönünde. Murat sen ne diyeceksin? İlk defa bu kadar sessiz kaldın. Şimdi tarihe baktığımızda kasıtlı veya değil. Fakat azınlıklara karşı bir toplu hareketler var Türkiye'de. Tarihinde. Zaten son olarak da şey söyledi değil mi? Kim? Bizim bakanlardan biri söyledi. Kim söyledi? Milli Savunma Bakanımız söyledi. Bunlar olmuştur. Olmuştur evet. Evet. Türkiye'de Türkiye'yi Türk yurdu yapmak için bir takım şeyler olmuştur dedi yani. Bunlar bu tip olaylar var. Mesela Erol abi gayet bilir bu 1890'larda şeydeki Kumkapı'daki Ermeni olayları. Ermenilere karşı toplu bir halk hareketi olmuştur. Ve 6-7 Eylül'den çok daha kanlı bir harekettir. Ama tabii bunun sebebi vardı. Efendim bir ayaklanma vardı. Onun halkın tepkisiydi. Ona
kolluk kuvvetleri de karışmıştır. Şu vardır, bu vardır. Efendim bunun arkasından bütün bu bahsettiğim olayları ama bir devlet politikasıdır, geneldir veya değildir. O tartışmaya girmiyorum. Bir 1915 Ermeni tehciri vardır. Tabii. Çok büyük meblağ sayıları ulaşan bir tehcir ve ölümler vardır. Tabii. Bunun arkasından 1924 mübadelesi vardır Lozan sonrası. Hatta okullarda, üniversitelerde bilhassa öğrenciye söylenmese bile hocaların şöyle bir kanaati vardır. İttihatçılar Ermenilerden, Cumhuriyetçiler Rumlardan. Mustafa Kemal Rumlardan temizlemiştir ifadesiyle bu konuşulur. O Karamanlı dediğimiz binlerce kişi ki dinleri Ortodoks fakat Türk'tü bu adamlar. Bunlar Grek değildi. Bunlar gönderilmiş. Trakya'ya mübadele yapılmıştır. Ondan sonra efendim 1930'larda Trakya'daki Musevi olayları, Trakya olayları vardır. Arkasından bu 6-7 Eylül olayları olmuştur. Yani tekrar söyleyeyim, bunlar kasıtlı mıdır, devlet politikası mıdır? Bunlar hakkında hiçbir yazılı şey yok. Ama bu tip olaylar vardır. Fakat ben tabii Arda Bey'in dediğine gayet iyi katılıyorum. Bu devlet böyle bir şey yapmaz bir kere. Devlet şeyi olduğuna inanmıyorum ama bazı grupların da teşvikleri olabilir. Fakat gene maalesef açık söylemek gerekirse bizim sicilimiz azınlıklara davranış bakımından pek temiz değildir. Bir de mesela gene 1890'larda Lübnan'daki Dürzi Maruni olayları. Tabii. Ve bugün onlar pek bilinmiyor. Hatırlanmıyor değil, bilinmiyor artık ama çok kanlı olaylardır. Ve Avrupa ülkeleri donanmalarını göndermişlerdi Beyrut'ta. Tripoli ve Beyrut limanına. Bu şeyler karşısında. Böyle şeyler bizde olmuş. Maalesef olmuş. Ama tekrar söyleyeyim, sicilimiz pek temiz değil. Ama kasıtlı mı değil mi o ayrı mesele. Yalnız işin bir de şu tarafı var. Son özellikle 7-8 sene zarfında her vesileyle devleti suçlayıcı ve bir kasıt arayıcı bir havaya girildi bu işlerde. Ve öyle bir şey ki bu Trakya olaylarından sonra iş döndü dolaştı. Bunun Trakya 1930'larda olup bitenlerle bitenler konusunda çalışanların söyledikleri iş döndü dolaştı. İkinci Dünya Savaşı senelerinde efendim Haliç'te Yahudilerin yakılması için hazırlanan fırınların inşaatından bile bahsedildi. Ve buna yazıldı, kitap olarak çıktı. Yani abuk sabuk şeyler bunlara da geldi. Tabii işte geçen hafta konuşumuz varlık vergisi meselesi. Ama bu da hep gayrimüslimlere karşı uygulanmış bir şey olarak gösterildi ki en büyük varlık vergisinde kazıyı yiyenlerden biri Birinci Dünya Harbi'nde Türkiye'ye sadık olduğu için, sadık kaldığı için tahtını kaybeden Mısır Hidivi'dir. Abbas İlmi'dir. Hidivi kası bu göçek bilmem ne. Yani bunlar da vardır işin içerisinde. Yani Fatih söyleyeceğim bu. Böyle şeyler var bizde. Oldu. Ama kasıt mı değil mi, devlet politikası mı, teşvik mi? Bir kısmı devlet politikası olabilir. Bir kısmı da mecburiyetten ortaya çıkan şeylerdi. Ben senelerde bunu savunuyorum. Ermeni tehcir mecburiyet karşısında olmuş bir şeydi. Peki 6-7 Eylül böyle mecburiyet olabilir mi ya? Şimdi maksadı aşmıştır. Hayır. Bence. Ama halkın da hissiyatı vardı. 6-7 Eylül'e ben hiçbir zaman teşvik demedim. Hayır. Peki yani şimdi ben anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Yani ben Türkiye'de böyle bir şeyin kendi kendine oluşabileceğini mümkün değil tabii. Hadi, de. Erol abi oluşur. Ya nasıl? Herkesin yani, de aynı boy sopalar, kamyonlarda insanlar hadi geliyor. Hadi gel yapalım şimdi. Bunların ama bir kısmı şehir efsanesidir. Ya adam gözümle gördüm diyor Erol Bey ya. Ben gözümle gördüm. Şimdi yani listeler yok mu ellerinde? Işte, kapılar işe. Katılanlar vardır bakınız. O sopalar da vardır. Madem ki Erol Bey gördü mü diyor. Bak görmüşüne itiraz etmiyorum. Kanaat ve mütalaya itiraz ediyorum. Gördüyse vardır. Ancak unutmayın. İstanbul bütün dünya devletlerinin kendi çıkarları istikametinde insanları burada bulundurdukları, ajanlarını burada bulundurdukları bir şehirdir. Evet. Ve bırakın yani casusun da merkezidir, her şeyin de merkezidir. Ve bunların bir tek ortak paydası vardır. Türkiye'yi rahatsız etmek. Türkiye'de asayişi bozmak, Türkiye'yi rahatsız etmek. Elbette ki o sopalar ortaya çıkmıştır.
Ama o sopaların işçi sendikası tarafından tornadan geçirilmiş olması veyahut bir devlet malzeme ofisinin malzemesi olması muhaldir, bahis konusu değildir. Elbette ki adamlar armut mu topluyorlar Türkiye'yi sarsmak için. Bugün de var, evvelden de vardı, o gün de var. Bunlar yok demiyoruz. Zaten o kadar dejenere olmasının sebebi budur. Ve o kadar küçümsemeyin. Tevkif edilenlerin sayısı burada siz 15-20 tane sayın. 4500 kişi tevkif edilmiştir. Bakınız 4500 kişi. Rakamlar 4-5 bin eve girilmemiştir. 1000 eve girilmiştir. Bir eve bile girilmemesi lazımdır. Küçümsemiyorum. Ne diyorum? Dediğim gibi şiddetin başladığı yerde iffet yoktur diyorum. Bu hangi kişiye karşı yönelik olursa olsun. Ama bunlardan genel bir netice çıkartarak büyük bir lekelemeye gitmenin yanlış olduğu inancındayım. Şimdi bir de adam bir şey tarafı var tabii. Yani şimdiye kadar hep bu 6-7 Eylül olayları demokratlar suçlanmıştır. Rahmetli babanın suçlanmıştır. Adnan Bey'le suçlanmıştır. Ama mesela biz 63 kararnamesi hakkında pek bir şey konuşulmuyor Türkiye'de. Başka tabii. Yani Fatih Bey'de bu var. Yani İsmet Paşa hükümeti Rum vatandaşların mallarına gayet yani çift teba taşıyan Rum vatandaşlarının mallarına gayet güzel el koymuştur. Şeyde ve bunun çözülmesi 40 küsur sene sonra bu Avrupa ile uyum yasalarından sonra oldu. Tabii. Şeyler ve dünya kadar da Türkiye tazminat ödedi bunlarda. Hala da ödüyor. Mozaik orada kırılmıştır. Evet. 6-7 Eylül'de çatlamıştır. Evet. Sonra kırılmıştır. Evet. Ve şöyle söyleyeyim. 6-7 Eylül'den sonra o kadar çok Rum gitmemiştir. Bilin. 60'tan sonra. Yani, 60'tan sonra gitmiştir. 60'tan sonradır. Çok kişi burada kalmıştır. Ben şöyle bir rakam vereyim size. 33 bin seçmeni vardı 57 senesinde gayrimüslimlerin. Şimdi seçmen tabii onların nüfus artmasıyla ilgili söyleyeyim. Bu yaklaşık 70-75 bin civarında insan demektir 33 bin seçmen. 33 bin seçmen 57 senesinde varsa 70-75 bin gayrimüslim varsa zaten terk o anda başlamamıştır. Tabii. Kırıklık başlamıştır. Ve tekrar ediyorum maalesef o hükümet bunu önleyememiştir. Evet. Bakın önleyememiştir başka. Onu organize etmiştir, desteklemiştir başka. Maalesef önleyememiştir. Önleyememiş olmasının da özrünü dilemiştir. Bir bakan gitmiştir İzmir'de Yunan konsolosluğuna bayrak çekmiştir. Yunan bayrağını. Evet. Ve tazminatlar ödenmiştir. Tazminatlar ödenmiştir. Evet. Teker teker düşürülmüştür, çıkartılmıştır. Kaç tane okul, kaç tane şey, garaj, kaç tane şey. Bunların her biri liste halinde tespit edilmiştir. Evet. Hamamına kadar yazılmıştır. Şu hamam tahribat gördü diye. Evet. Eğer bir suç, bir suç demeyeyim ama bir arıza görülmese, hükümet böylesine şeyler yapar mı? Tazminat öder mi? Gider bayrağını çeker mi? Üzücü bir olaydır. Üzücü bir olaydır. Ve üstelik dediğim gibi dışarıdaki inikasını da unutuyorum. Mozaik çatlamıştır. Mozaiğin kıymetini maalesef bilmiyoruz. Süsüdür bunlar. İstanbul'un süsüdür bunlar. Keşke hep beraber yaşamayı devam ettirseydik, becerseydik. Ancak bir şey daha söyleyeyim. Buna rağmen benim de onlara kızdığım olmuştur. Benim de ada vapuruna bindiğim zaman ama çok yüksek sesle Rumca konuşmalarına kızmışımdır. Ama kızmak demek başka şeydir. Tabii. Onların varlığını tehdit altına almak adamın şeydir. Adamın dili de başka şeydir. Yani. Tabii. Yalnız işte şimdi toplum şeyi söylemek istiyorum abi. Arda abi o kısmı şey yaptılar. Rumların, Yunan asıllıların İstanbul'a gidişlerinin asıl şey 6-7 Eylül değil. 1963 kararnamesidir. İsmet Paşa'nın uygulamasından sonradır. Bu Türkiye'de söylendi. O peki, çok önemli o karar. 6-7 Eylül'de çünkü 6-7 Eylül'de şu var. Bir zorbalık var, cebir var, şu var, bu var. Çok tatsız olaylar var. Bir de bunların şey yapılmış hali var. Ne derler? Filmleştirilmiş hali. İşte papazın sünneti bilmem nenin bilmem nesi şu bu ama 57 seçimlerinde o seçmen var gene burada çoğu. 63'den sonra gitmişlerdir. 57 senesinde İstanbul'da Hoca Polas ve Yohannidis iki tane Mebus Rum milletvekili var. Demokrat Parti'nin. Ve bunlar kolay kolay vermezler. O vatandaş eksik olmasın. Ben onun verdiği ne yüzden verirse versin ben Demokrat Parti'ye verilmiş her reyin arkasındayım. O korkudan verdik diyor. Helal olsun. Korkunu versin kardeşim. Yani. Benim işim. Arda Bey şimdi, Demokrat Parti'nin başına geçecek gibi konuşuyorsunuz. Şimdi toplum olaylarına müdahale ve yönlendirme çok kolaydır. Ben zannediyorum ki bu 6-7 Eylül olayları artık maksadını aşmıştır.
şirazesinden çıkmıştır. Ya belki de ufak bir şeyler olsun, yani bir toplumsal tepki olsun istiyorlardı. Sonra böyle fazla oldu belki de. Aslında bir hata daha vardır. Fahrettin Kerim Gökay'ın bir hatası daha vardır. Keşke bilinseydi, keşke o izni verseydi. Siz eğer patlamaya hazır bir yere bir su bok koymazsanız o patlar. Eğer orada Atatürk'ün eviyle ilgili bir miting yapılması izni verilseydi, merak etmeyin, devletin kolluk kuvvetlerinin şeyi altında, kontrol altında tabii bu iş hallolurdu. Yani Fahrettin Kerim kendi asabiyeciliğinin vermiş olduğu tıbbi tahlilleri bir tarafa bırakıp da memleketin ihtiyaçları ve halkın haleti ruhiyesini değerlendirebilseydi, başvekil söylüyor. Söylüyor söylemiyor, zaten o bir tebatür ama hani söylüyorsa yap, hatta sen düşün, başvekile öner. De ki toplum bu olaydan dolayı hassas bir noktaya gelmiştir. Gelin bunu disipline bir şekilde çıkartalım. Yani bunu disipline bir şekilde yapalım. De. Tertibatını al yap, efendim, yaptır. Bir de Fatih şu tarafı var işin. Adabı da sık sık kullanıyorlar bu mozaik terimini. Evet, bütün imparatorluklar mozaiktir. Yani milli devlet mozaik kavramıyla biraz çatışır. Çatış. Federasyon konfederasyondur. Geçmiş tarihimiz bizim imparatorluktu, bu mozaikti ama... Şu da var. Bunu bir iki kere de söyledim galiba diğer programlarda. Hiç bu unsurlar, yani hakim unsur, Türkler öyle azınlıklar veya kendi aralarında azınlıklar, bunlar can ciğer şey gibi yaşamıyorlar. Asırlar boyunca bunların hepsi birbirinin gözüne oyuyordu. Kadısicilleri duruyor, şeriyesicilleri de arşivde orada duruyor. Yani dünyada kayıt var. Yani mesela Ortaköy'e örnek gösterirler. İşte sinagog yanında, cami yanında, kilise. Doğru hepsi, çünkü halk muhtelif nüfus orada. Dediğimiz, karışık, kozmopolit bir nüfus var ama yani Ortaköy hiçbir zaman böyle canım gülüm bir tane ah papaz efendi bilmem ne onun şeyini böyle bir şey yok. O yüzden de geri kalmıştır zaten. Tabii. Yani en geri, En geri yerdir. Ve milletin gözü papaz, hahamla haham, ne bileyim şeyle, imamla hep kavgalı bunlar. Yani böyle şelçe içerisinde bir mozaik yoktur. Ama ve... Bizim imparatorluk tarihi boyunca bu mozaiğin kırılmasına yol açacak olaylar çok oldu. En önemlisi bunun Ermeni tehciri meselesidir. Evet. Ama asıl tam kırılması 63 kararnamesidir. Peki 6-7 Eylül'de şimdi Fuat Köprülü'nün mecliste şey demesi, yani bu işten hükümetin mecliste haberi demedi, vardı. Döndüler geri, o zaman söyledi. Fuat Bey bunu 60 senesinde Amerika'dan döndükten sonra, yani Halk Partisi'ne girdikten sonra, maalesef bir kurucu nasıl başka bir partiye girer onu da bilemiyorum. Girdikten sonra söylemiştir. Fuat Bey'in haleti rüyesi zor bir haleti rüyeydi. Efendim yani, Fuat Bey, Fuat Köprülü çok önemli bir bilim adamı. Evet. Türkolojiyi kurmuştur. Şu da bunu ama yani siyasetçi olarak pek... Beyefendi daha iyi biliyorlar. Aman efendim, estağfurullah. Bu yani, beyefendi lafını fışır, tatsız lafta yaşımı anladı. Şimdi bakınız, politikacılık başka bir şey. Yani siyaset bambaşka bir konsept. Ve ilimle de çok zor buluşan bir konsept. Evet. Bir de o tarafı var. Yani birbirini pek kucaklayan şeyler değil. İlim siyasetçiye yardımcı olmalıdır. Ama ilim siyaset yapamaz. Ve yapamadığını da göstermiştir. Yani şimdi Fuat Köprülü, dördüncü, yani kendine has esprileri olan bir adamdı. Babamın gıyabında dördüncü kurucu demiştir. Ne ilgisi var? Babam Demokrat Parti'ye 50 senesinde intisap etmiştir. Çünkü memur olduğu için. Sen 46'dan beri kurmuşsun. Bunu alay konusu yapmanın manası yoktur dördüncü kurucu diye. Ne babamın öyle bir iddiası vardır, ne hiç kimse düşünmemiştir. Ama onun kafasında o. Niçin? Çünkü o kadronun içine inisiye olmuş. Kendisi girmiş, o kendisi çıkmış, birisi girmiş. Polisine çok soru geliyor. Özellikle diyorlar ki bu kadar konulara hakim o zaman kaç yaşındaydı? 15 yaşındaydım. O zaman biraz daha geri gitmek lazım. Ben 3,5 yaşında okudum, yazdım. 4,5 yaşında ilk öğretime başladım, ilkokula başladım. Ve o şekilde hayatım devam etti. Bir başka sebebi de var. Herkes bizim memlekette evladının kendi mesleğinden olmamasını ister. Olmamasını ister. Hayır, ben doktor, Allah be, olmasın. Avukat olmasın. Yok ya, avukatlar hep müşterileri çocuklarına, dişçiler özellikle mesela. Efendim, dişçilerin durumu biraz hassas. Bir de en iyi şeyciler, cizliyecilerdir çok iyi. Çünkü onların bir güzel tarafları vardır. Hastaları hiçbir zaman gece yarısı hasta almaz. Hastaları hiç örmez, hiç tedavi olmaz. Bir hastayı yakaladıkları zaman cizliyeci, siktir sen o hastaları idare eder. Onun için yani öyle meslekler vardır.
Fakat ben benim politikacı veya politikaya yakın olmama çok şey imkan tanımıştır. Öyle haller olmuştur ki annem de bir hakim ve annem de politikanın çok içinde bir insan. Öyle haller olmuştur ki babam dur Arda gelsin de öyle anlatayım demiştir. Yani bazı evde mesela mahvi evler vardır. Mesela Sayın Bayar'ın evi. Kesinlikle hiçbir aile ferdinin politikaya ile ilgili konuştuğunu zannetmiyorum. O mahvi aile yapısı için. Ama ben de beklenilmişimdir. O yüzden biliyorum, farkındayım. Ancak bir şey daha var. Eğer onu soran arkadaşımızın benim bilgimle ilgili olarak tereddütleri var ise onu sorsun. Yaşım ama o da 15 yaşı da fena bir yaş değildir. Fena bir yaş değildir. Fena bir yaş değildir. Belki genç gösteriyorum. 70 yaşındayım. Evet, onu hemen söyleyeyim. 70 yaşında. Sayın Arda Gedik 70 yaşında ama maşallah var göstermiyor. Biz 70 olduğumuzda ayakta durursa gelir. Erol abi sen kaç yaşında oldun? O kadar. Aynı. Daha büyük. Vallahi daha büyük. Erol abi saklar. Daha büyük. Hayır. Erol abinin bazı Felek kötü huyları bu akşam ortaya çıkmaya başladı. Erol abi saklar. Erol abi bu yaştan sonra çapkınlık yapacak halin yok. Başka da. Ne malum. Ne malum. Belli olmaz. Belli olmaz. Dur bir dakika hanımefendi izliyorsa. Hayır 70'inden sonra da az yiyorsun sen. Ama ona azma. Bizden nasip olmadı. Ama ona azma diyorlar ona göre. Onun adı güzel değil. Bir azgın tek ediyorlar. Evet. Evet. Erol abi siz dinleyin tekrar. Efendim. Tekrar size devam edelim. Orta size kalmıştı laf Murat'a ben. Yani. Bunun böyle şeye maksadını aşan bir eylem olduğu inancındayım ben. Doğru. Şimdi yalnız korkunç bir vandalizm var. Yıkmak, kırmak, dökmek. Bir takım olayları anlatacağım ama şimdi 6-7 Eylül'ü kötülemek olur. Yo, zaten kötü. Zaten kötü. Onlar, mesela, aman sakın zinhar şey yapan, zannedilmesin ki iyi deniyor. Kötü. Bir ayakkabıcı dükkanına giren 12'den sonra yani gece yarısından sonra değişen olaylarda ayakkabıcı dükkanına giren yakıp çıktıktan sonra yeni ayakkabıları giyip eskileri bırakıyor. Bırakır. Aziz Nesin de anlatıyor. Diyor ki kürkü almış kadın. Ya Taksim ya ölüm, ya Taksim ya ölüm. Karanlığa doğru gidiyormuş. Fakat yine tabii Aziz Nesin'in kendi esprisi içinde diyor ki herkes ayakkabı kundura veya kürk meraklısı diye ki içki meraklısı da var diyor. O da diyor bir tanesi almış diyor rakıyı lakır lakır içiyor. Bir yandan da bağırıyor. Ya Migros ya ölüm, ya Migros ya ölüm. Taksim'i karıştırmış Migros ya ölüm diye. Yani öyleleri var. Bunun gibi olaylar çok. Çok. Şey güzeldir. Ne yaptıkları? Necmi Rıza. Necmi Rıza'nın dükkanı var şeyde. Evet, tabii. Çiçek. Var. Çiçekçi. Hayır. O zaman mobilya şey dükkanı. Hmm. Çiçekçi çok sonuç. Aşağıda. Beyoğlu'nda. Beyoğlu. Gece geliyorlar. Güruh geliyor şey yapıyor. Karanlık elektrikler kesik. Yanda bir başka dükkan. O yağmal almış. Hemen oradaki şeyi almış. Bir büstü almış. Atatürk büstünü. Kendi dükkanına koymuş. Bakmışlar. Türk demişler, yürümüşler. Halbuki Beethoven. Bir açmışlar, Beethoven. Müzik dükkanı, Beethoven kutatıyor. Bizim, bir de şimdi en büyük mağdurlardan bir tanesi 6-7 Eylül'de. Esasında babam mağdur değil, babamın iyi durumu Hayrettin Ekmen. Evet. Çünkü niye söyleyeyim ama komik bir sebepten ötürü. Hayrettin Ekmen ustada evlenmek üzere yaptırmış olduğu mobilyada o şeydeki Bayoğlu'ndaki mağazalardan bir tanesi mobilya parçalanıyor. Hayrettin amcanın evliliği erteleniyor mecburen. Yeni mobilya yapılacak diye. Belki de Allah'ın işareti. Ama işareti dinlememiş. Şimdi bunun gibi çeşitli olaylar var. Mesela yağmacı yağmalı başka bir yağmacıyı teşhir ediyor ki kendi kurtulabilsin diye. O da var. Bunun gibi bir yığın olaylar var. Ondan sonra sabaha doğru olay şey yaptı, sakinledi. Çünkü sıkı yönetim topluluklara sokakta dolaşmayı yasakladı. Bir de alan çalan gitti. Gitti. Alan hepsi dağıldı. Peki bunlar Anadolu'dan gelmiş olması normal mi? Şimdi Anadolu'dan gelip gelmedi. O söyleniyor devamlı. Belli noktalarda birikiyorlar. Toplanıyorlar. Ama bunları buraya kim getiriyor? Hakikaten Anadolu'dan mı geliyorlar? Efendim? 4000 kişi tevkif ediliyor. Böyle Anadolu Anadolu değil. Yani orada toplayıp götürüyorlar. Anadolu'dan gelen o buzdolabını falan nasıl götürecek? Nasıl götürür? Götürmüyor buzdolabını. Arabanın arkasına bağlıyor. Sokaklarda gidiyor. Sürüklüyor.
Siz buna döviz vermişsiniz, döviz de getirtmişsiniz. Olay dövizle falan. Peki niye mesela hemen komünistler tutuklanıyor ve gözaltına alınıyor? Türkiye'de fatura hep solculara kesilir. Her olayda. Şimdi komünist dedi, siz solcu diyorsunuz. Bakın soru komünistle ilgili. Hayır, onlara da komünist diyorlar ama Türkiye'de kesin komünist yok. Özentileri var. Hala var. Hala. Komünizm bitti. Hala özentileri. Yok bitmedi ya. Şimdi tam tersine hortluyor diye bakıyoruz biz komünizme. Yok, merak etmeyin. Şimdi kapitalizm tabii, bitti. Yani. Bitti. Bakın geçen gün vapurdayım. Çocuk tutturmuş. Benim diye bebeği çekiyor annesinin elinden. Şimdi böyle bir insan yapısında komünizm olur mu ya? Çocuk bebeği almaya çalışıyor, anasından almaya çalışıyor. Benim diye almaya çalışıyor. Şimdi hayır bizim diye ben ortaya çıksam çocuk tükürüyor, basacak suratıma yani. Senin ne işin var diye. Böyle bir rejim yaşar mı? Böyle bir rejim yaşar mı? Şimdi tabii Emniyet Müdürlüğü'nün elinde bir liste var. Her olayda bu listedekiler alınır. 3-4 ay yatırılır. Veya bir iki ay yatırılır, sonra bırakılır. 6-7 Eylül'de de kime fatura edelim? Bu kimlerin dahli olabilir? Solcuların. Şimdi mesela, o listeyi, bakın ben size daha enteresanını söyleyeyim. Hoş değil. Ama madem ki açık ve rahat konuşuyoruz, doğru tabii konuşuyoruz. Bir başka liste de yan kesicilerle ilgilidir. Bayramlardan evvel onların yan kesmesine falan gerek yok. Onlar alınır. Onlar bayramın ertesi günü bırakılır. Babama derim ki ya bunları nasıl alıyorsunuz ya? Vatandaşın canına şey edecek. Takip edemezsin yan kesiciler. Yani ama bu yasa yasağın bir şey. Değil. Yani şimdi durup dururken akşam geliyorlar. Ertesi gün bayram arifeden bir gün evvel bunları topluyorlar, götürüyorlar bir yere. Bayram sonrası da salıveriyorlar. Ya Arda abi şimdi bak ama sen bize haklı çıkartan bir şey söyledin şimdi. Yani daha doğrusu bizi derken komplo teorilerini. Bunun da büyük ihtimalle kaydı kuydu yok ama yapılıyormuş. Ama bunu herkes biliyor. Ben de söylüyorum, herkes de biliyor. Şimdi mesele kayıt kuyduğun ötesinde maddi delillerin olmasıdır. Yani git o bizim şimdi ne diyorlar onlara çingene demiyorlar. Roman. Ha, romanlara sor bakalım polisin şeyini, durumunu. Şimdi bu bir istiyacı da doğru mu? Yanlıştır. Bakın ben. Ama yani, gerekliydim. Efendim bakın yanlışın gereği olmaz. Nedeni de olmaz. Ama olmuştur diyorum. Vakadır. Yani. Vaka ben bunu inkar edemem ki. Öyle komünist toplanıyordu bu bir ihtimal. Yani ben bu yan kesicinin toplandığını biliyorum. Komünist toplanıyordu. Çünkü unutmayın ki o gün tehlikeli akımlarının başındadır. Mutlaka takibi gereklidir. Türkiye'nin bekası için en önemli, en sivri, en tehlikeli, en yırtıcı unsurdur. Bunun ötesinde tarihi bir sıkıntımız vardır kendileriyle. Bize vaki olan niyet ve iştahlarının reddedilmesi mümkün değildir. Dünyada artık siyasi, coğrafi sınırların, siyasi sınırların değişmeyeceği anlaşıldıktan sonra yavaş yavaş bunlar geri çekilmiştir. O günün şartları altında, o günün devleti, memleketin bekasını ve cumhuriyeti ve işte laikliği sıkıntıya sokacak her unsurun arkasında olmalıdır. Ha, onun arkasında olanlar sıkıntıya düştükleri zaman da kararlarını, kendi hayatlarıyla ilgili kararlarını vermesini bilmelidir. Şimdi tabii şey var, yani çingeneye çingene demiyoruz ama geçen gün ben bu şeyi dolaştım, Çingene Pazarı'na dolaştım. Onların aralarında bir seçim mi vardı? Ya bir muhtar seçimiydi ya bir Çeribaşı seçimiydi. Adam çıkmış iskemleye ciddi ciddi bağırıyor. Saygıdeğer çingeneler diyor. Hepsi de böyle şeyle dinliyor, alkışlıyorlar bile. Muhterem çingeneler diyor. Şimdi normal bir adama söyleseniz bu kavga sebebidir. Efendim zaten... Ay çingeneye biz gidip söylesek gene kavga ederler. Çingeneye söyleyebilir de biz söyleyemiyoruz. Efendim zaten imparatorluktaki bütün unsurlar Türkçe'ye pejoratif olarak, hakaret olarak gelmiştir. Dürzi, babaza, hepsi. Öyle ya, eski adamlar sinirlendikleri zaman dürzi derdi. Evet. O da bir toplum şeydir. Hala diyoruz. Ben bazen oğluma diyorum, vay dürzü, vay dürzü denir. Vay dürzü, vay dürzü. Çocuklara kız ya dürzü denir. Tabii yani evet. Demokrat Parti'nin karşısında. Şimdi telefonlar yalnız, dinleniyor. Lübnan dertlerine bakınca da hak etmişler demek geliyor senin için. Yani bir hakaret olarak kullanılabilir demek geliyor bazı için. Lübnan bir köylere bakın. O şey, o ciddi bir şeydi o zaman. Çok uğraştırmıştır devleti. Tabii. O Ali Paşa, Fuat Paşa zamanı
Oradaki şeyler çok, çünkü Müslümanlar da şey yapıyorlar ve orada çok acı tedbirler alınmıştır. Müslüman-Hristiyan çatışması oluyor. Avrupa'nın baskısıyla Müslümanlar idam edilmiştir. Ama saldırmış etmiştir ayrı ama. Sabra Şatile'yi kim yaptı? Yahudi. Yahudi desteğiyle oldu. Yapanlar kim peki? İçeri girip kesenler kim? Yahudiler kampları, yani İsrail kampları enterne ediyor. İçeri girip kesenler kim? Farancist onlar. Farancistler, doğru. Farancist. Katoliktir onlar. Farancistler de. Hüzler değildi. Hüzler değil, doğru söylüyorsun. Şimdi yalnız bu benzeri, sözünüz kesiyorum Erol abi. Bu şeyin bir benzeri, 6-7 Eylül'ün benzeri. Yani Ortodokslara karşı olan bir 17. yüzyılda Kırım'da var. Böyle bir hareket. Öyle tabii. Giraylar zamanında Giraylar. O da var. Şeyde o zaman 100 sopayla cezalandırılıyor. İkonları kırıyorlar, resimleri... Girit'te de bir takım olaylar olmuştur. Yani Girit'te ciddi olaylar olmuştur. Ama mesela demin konuştuğumuz o mozaik mutluluk şey falan filan değil. İmparatorluğun en tantanalı, şaşalı, yüksek dönemlerinde gayrimüslimlerin şık, gösterişli, pahalı elbise giymesi yasaktı. Evet, tabii. Yasaktır. Sınırlandırılmıştır, sınırlandı. Ata binemezler. Belli renkleri, özellikle kırmızı şeyini giyemezler. Ve 3. Murat döneminde de pırıltılı elbise giyemezler. Vardır. Yalnız onun kökeninde onları korumak var. Tepki toplamalarını engellemek vardır. Çünkü o tepkiyi çağıracak. Ve o tepki ondan sonra o padişahın veyahut o sistemin başına bela olacak. Yani aman siz bunu göstermeyin, fazla göstermeyin ortaya. Bu dini var. Şey değil. Ha dini değil, dini hayır. Değil. O değil, sosyal dini ya o evet. Olay. Evet. Sonra bir şey de onu hatırlamaya çalışıyorum. Mesela yine bu şeyde yani mozaik şundan ileri geliyor. Şu anda ben belli bir mahallede oturuyorum. O mahallede Rum ve Ermeni çok. Evet. Ve insanlar birbirine çok saygılı. Ama daha önce oturduğum Cihangir'de birden bir değişme oldu. Değişme oldu. Efendim dışarıdan gelen insanların tabii ki İstanbul'un normal o anlayışını değiştiren yapısı oldu. Biz dışarıdan gelen insanları bizim gibi yapacağımıza dışarıdan gelen insanlar bizi onlar gibi yaptılar. Tabii. O büyük bir arızamızdır. Yani şimdi mahkeme zabıtlarına göre bir bilgi geldi arkadaşlarımdan. 4214 ev, 1004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okulun aralarında bulunduğu fabrikalar, oteller, barlar. Yasa da mahkemesi kararları değil mi? 5317 mekan saldırıya uğramış. Doğrudur. Doğru. Hasarın yekünü yaklaşık 150 milyon Türk lirası olmuş. O dönemdeki para itibariyle. Evet. Doğru, ben ona dedim bir havra, 8 ayazma, 2 manastır, bir mezarlık. Ben burada orası tamamı var bende yani. Doğrudur. Mezarlar bunlar, falan da deşilmiş. Tabii. 9 mezarlık diyor. Tabii. 9 mezarlık diyor. Yani o işte en az şeyli hasarla paçayı kurtaran hamam bir tane. Hamam bir tane iş. Şimdi mezarlar telefonlar. Bir nevi öç alacak. İşte vandalizm dedik ya. Evet, yani vandalizm. Mezarlık. Vandalizm. Ne? Şimdi... Erol abi sen bir yere saldırdın mı arada? Hayır. O buzdolabı aldın. Hayır. Peki bu mezarlığa saldıranlar da hükümet tertibi içinde olabilirler mi? Yani şu mezarlara da götürün diye. Bakın, kuvvetli bir organizasyon var. Buna kalıbımı basarım. Dün de şahittim, bugün de şahidim. Yani... Benim bilgim ve şeyim bu. Milli duyguların ayağa kaldırılması için tahrik yeterlidir. Kuvvetli organizasyona ihtiyaç yoktur. Olabilir. O gün milli duygular maalesef yanlış bir şekilde tahrik edilmişti. Ve o tahrikin neticesinde bu patlamaya o gün hükümetin hazır olması lazımdı. De. Bakınız. De. Şimdi ben önleyememenin şeyini üstleniyorum çünkü ortada netice var yani siz ne derseniz deyin. Efendim vali vermemiş. Vali vermediyse Alaaddin Arıç telefon eder namiz aileye vekiline. Vali bana vermiyor derdi. Daireye vekil de o tabii validen yani. Onu öyle bir güzel alırdı ki. Tabii. Vali ya Bakırköy'e giderdi tabii. Ya İsviçre'ye giderdi. Şimdi peki, daha önce anlatmıştım. Hemen şunu anlatayım ondan sonra. Daha önce bunu anlattım. Rıfat abiyle beraber başımıza geldi. Rıfat Ilgaz'la beraber. Gar lokantası vardı bilirsiniz eski Sirkecikan'ın yan tarafında. Orada birer kadeh bir şey içiyoruz. Bir adam da bizi böyle dinliyor.
dinliyor. Adam yaklaştı, yaklaştı. Ona da bir kadeh getirdi. Yani uzakta kalma hiç değilse, yakına gel. Adam görevdeyken içmem dedi. Milli Emniyet'ten mi? Tabii. Tabii. Herkesin peşinde bir polis var. Şimdi telefonla dinletiyorlar, modernleşti. O zaman herkes, siz 3 adım gider, o 3 adım gider. Siz 5 adım herkesin gider. Herkesin değil. Bazı tehlikeli insanların peşinde insanlar polis vardı. Bizce... Bakınız polis olacaktır. Polis olacaktır. Polis kendisine verilmiş olan selahiyet kanunu çerçevesinde hareket etmek mecburiyetindedir. Herkes üniformayı giyip polislik ederse o zaman bazı istihbarat almak zorlaşır. Ama sizin gibi tabii, tabii. Suçu olmayan insana gel arkadaş sen de iç şu rakıya oturalım beraber tabii, konuşalım tabii, der. Tabii, tabii. Başkası da kaçar. Ama zaten... onlar takip altında. Ama takip işte bundan sonra bırakmışlardır. Bu adam bize ekranı veya da rakıcıları yollamışlardır. Şuna giderim de bize ekranı. Erol abi bu arada bir tespitimi söylemeden geçemeyeceğim. Tabii. Arda abi sizi bu akşam biraz şey yaptı. Bastırdı. Hayır. Hızlı hayır. Başladınız hayır, sonra hayır. Bakınız, nefesiniz olay, kesildi. Hayır olay benim. Geçilmedi. Erol benim Erol abiyi bastırmam değil. Olay benim haklı şeyi savunmamdandır. Artık bilemeyeceğim. Orada doğru yere oturmuş. Ben Erol de, abi, doğru yerdeyim. Erol abi başlangıçtaki hızını geldi. Benim burada yenilmem mümkün değil. Erol abi ne garip gelmesi mümkün. Çünkü haksızlık müdafaanın şey, yolu yok yani mümkün değil. Hayır Arda Bey ayrı cephede, ben ayrı cephedeyim. Ama çatışmıyoruz, paralel gidiyoruz. Tabii Arda Bey daha taraf. Şu tabii. Paralellik. Ben size karşıyım. Yani bir iktidara karşıyım. Sayın Fatih Beyefendi rica ediyorum zaferinizden. Benim taraf olduğumu ben zaten kabul ediyorum. Tabii ki. Beyefendi 27 Mayıs'ı destekleyen o insanlardan olarak onu bir taraf olarak gösterirseniz o da taraf, o da hakkani taraf. Olur mu yani rica ediyorum. Ama 6-7 tarafı da 20, o Demokrat Parti karşısı. Halk Partili. Halk. O Halk Partililik demektir hocam. Halk Partililik değil. Evet, değil. Değil. Yani Demokrat Parti'ye karşı. Normal. Millet Partilisiniz o zaman. Hayır hayır hayır. Veya siyasi kimliğiniz yok. Siyasi kişiliğiniz yok. Siyasi kimlik değil de siyasi iktidarın bir takım baskılarına tabii vatandaş olarak tepki gösteriyor. Evet de ben de göstermişim. Şu, senin şimdi, başına emniyet müdürü önde gelen bir olay vardı. Ha, anayasa meselesi hangi değil mi? O? Tabii. Hangi yıl? O sonra. Ya. Sonra mı? Çok sonra. Sayılmışlardı falan. O sayılmaz bize ait değil. Sayılmaz. Yalnız şöyle bir durum var. Abi, bu emniyet müdürü önünde olan olay meydana geldiğinde. Öğrenciydim. 25-26 yaşındaydım. Hmm. Şimdi şöyle bir durum var. O zaman 70'ler değil ama yine. Değil de. 70'ler. Şimdi şöyle bir durum var. Yani mesela benim mantığıma göre... Meclis Tahkikat Komisyonu'na verilen yetki 70'de. Bana sakat geliyordu. Olmaz etmişti. Bir dakika. Erol abi üniversitesi olur. Ha sonra okudu. Yani. Sakat geliyordu. Şöyle ki siz Asliye Ceza Hakimi'nin veya Ağır Ceza Hakimi'nin yetkisini bir milletvekiline nasıl verirsiniz? Bir. Bakın, ispat tahkikat hakkı. Demek, bakın tahkikat demek hüküm demek değildir. Bakın yargı değil. Tahkikattır. Tahkikat evet. Eğer gerekli görecek bir netice çıksaydı adliyeye gidecekti. Hiç kimseye mahkeme hakim yetkisi verilmemiştir. Hakime yollama yetkisi verilmiştir. Niçin bunu madem ki bunları yaşayan bir hayır, insansınız? Hayır kanun ortada tahrif bakarız. Tahrif ediyorsunuz. Hayır. Mahkum etmek hakkı vermemiştir. Şimdi, tahkikat komisyonu sonucunda bunu mahkemeye verme hakkı doğmuştur. Arda Bey, Ahmet Hamdi Aksekin'in, Ahmet Hamdi Sancar'ın bildirileri elimizde. Bildir ne diyor? Mesela tutuklama emri var. Hayır, çağırma emri var. İfade alma hakkı veriyor. Hüküm vermiyor. Ama o da tutuyor değil mi o şeyi? Şimdi ifadeyi alıyor, benim ifademi ifade bir milletvekili ifade nasıl alır? Bakınız şöyle söyleyeyim. Siz eğer Türkiye'nin 1959-60 senesinde olanlarla Türkiye'nin bu kadar yıl geçtikten sonra insan haklarının böylesine terennüm edildiği bir dönemde evet. Olanlara isyan edip bağırmadan oturur. Oradaki benim hakkımı nasıl alır diye söylerseniz o zaman sizin taraflığınız devam ediyor olur. Bırakın bunları. Türkiye'nin o günün şartları içinde ki zaten tahkikat komisyonu bir netice almadan sonuçlandırmıştır meselesini. Sonuçlandırmıştır. Kaldı ki olay hukuki bir olaydır. Benim hukukçuluğum dahi buna pek yeterli değildir. Çünkü uygulama hukukçusu olmak lazımdır böyle bir şeyi. Bunu burada değerlendirmek sırf nasıl olsa bu Demokrat Parti'nin aleyhine olan bir şeydir. Bunu da söyleyeyim burada demekten başka bir şey değil. Hayır. Konuyla ilgisi yok. Hayır, konuyla hayır, ilgisi hayır, yok. Hayır. Bir dakika dur. Kırşehir'in kaza olmasa hadi ona. Tamam. Ne güzel. Bak şimdiye kadar. Şimdi nasıl? Menderes demiştir ki hatadır düzelttik.
Ama o hatayı o meclis yaptı. Hayır, o hatayı o meclise, o meclise... Hatayı anlatır mısınız? O halkın şeyi... Osman Bölükbaşı'nın milletvekili seçildiği için. Efendim bakınız, o hatayı Bilal'de Büyük Millet Meclisi yapmadı. O hatayı o gün dahiliye vekili olan babam yaptırdı Büyük Millet Meclisi'ne. Hatadır. Bunu temizlemenin imkanı var mı? Biz artık o kadarını söylüyoruz. Ben söyleyeyim o zaman. O zaman ben söyleyeyim. Ancak bir şey daha vardır. Düzeltti demekle yetmez. 54 senesine Kırşehir il olarak girmiştir. Ve bir hataen, babamın dahiliye vekili olduğu bir zaman hataen ilçe olmuştur. Ancak 57 seçimlerinden evvel yeni baştan il olmazsa görevimden ayrılırım dediği için 57 seçimlerine gene il olarak girmiştir. Niye yaptı? Bir ara burnunu sütsün diye. Efendim hayır. Bir ağızla, bir hata. Babam da yeni bakanlık dönemidir. Tabii ki bir takım hatalar oluyor. Bu hatanın affı ancak başka türlü ben burada durmam dediği an kendisini biraz temize çıkarmıştır. Ancak hatayı ortadan kaldıramazsınız. Hataya bahane bulunmaz. Hata hatadır. Tabii. Daha söyleyeyim. Hadi siz de hoşunuza gider. İspat hakkı. Yanlıştır. Dahasını söyleyeyim, çok hoşunuza gidecek. Sonunda bizim bir vatan cephesi vardı. Nasıl değil? Şimdi onu söyleyecek. Hadi ne var, söyle. Şimdi bir radyo gazetesi vardır, Şerif Arzık. Radyoya hatta... Saat kaçtadır? Akşam gidi haberleri. 20.15. Şerif Arzık. Şimdi merak eden vatandaş bunu da merak ediyordur. Bu herif 20.15'te olduğunu acaba kaç yaşında öğrendi diye. Şimdi... Şerif Arzık o günkü şeyi, hükümet icraatını över devamlı. Zaten kötülemek mümkün değil. Bir de vatan cephesi vardır. Öğlen bir haberinden sonra verilir. Üç defa verir. Evet. Bir haberi akşam haberlerinden evvel sonra. Vatan cephesine katılanlar. Tamam. Hele 57 seçimlerinde seçim oluyor. Pazar günü devam ediyor. Sonuçlar açıklanıyor. Kulaklarım da duymuşumdur. Ağrı'da Demokrat Parti şu kadar, Halk Partisi kaydı. Seçim devam ediyor. Seçim devam ediyor. Şimdi. Bak bir dakika. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Kesin sonuç alınan yerler. Bütün herkes reyine attıysa. Evet. Şimdi onu söyleyeyim de ondan sonra. Hayır. Orada seçim bitmiş. Benim Çine'nin Yeniköy'ü vardır. Çine'nin Yeniköy'ü seçimi 11'de bitirir. Sabah 11'de bitirir. 267 seçmeni var. Halk Partisi müşahidi dahil olmak üzere. Tabii. 267 rey kullanmış. 267 Demokrat Parti çıkmış. O dönemdeki yasa da seçimlerin tamamı bittikten sonra yayınlanır diye bir hüküm yok. Evet. Anlaşın bunu, vereceksin bunu. Yani bunu eleştirmek yanlış. Hayır. Bakın, siyaset biliminde böyle bir şey olur mu? Benim siyaset kabul edilir mi? Siyaset biliminde yalnız eleştiri de olmaz. Siz o zaman hidroelektrik santrallerinde anlatın bakalım. Sarıyer, İrfanlı, Seyhan, Eskişehir. Onlar yapıldı, onlar suyolar, limanlar, yollar. Yani o zaman kardeşim hataları kabul ediyoruz, görüyoruz. Şimdi bakınız böyle muhalefet liderinin meclisten çıkarılması. Bakınız muhalefet liderinin meclisten çıkarılmasının ne kadar haklı olduğu ihtilalle görülmüştür. Çünkü o muhalefet lideri o Büyük Millet Meclisi'nde seçilmiş olan bir Büyük Millet Meclisi'ne ihtilal yakındır demiştir. Daha doğrusu Güney Kore halkından daha değildir Türk milleti demiştir ve ihtilalin ipini çekmiştir. Eğer bir siyasi, hele bu siyasi bu memlekette hasbelkader veya değil milli şef sıfatını da taşıyan bir cumhurbaşkanlığı görevini yaptıysa o siyasiye Büyük Millet Meclisi'nde her şeyi söyleme hakkı mı vereceksin? Şimdi bakın. Söyleyemez kardeşim. Söyleyemez. Şimdi bu muhalefet lideri diyor ki suçluların telaşı içindesiniz. Oradan çıkartılmadı ki. Onu diyor. Kimse bir şey söylemiyor. Sizleri nerede? Tarih penceresinden seyrediyorum. Oradan çıkarılmadı ki. Kore. Dışarı çıkartılmasının sebebi ihtilal çağrısını yaptığı konuşmasıdır. Ne dedi orada? Türk milleti. Güney Kore kadar bilmem asildir ve ihtilalin şartları doğmuştur dedi. Ve bunu kim söylüyor? Türk ordusuna daima etkisi olduğu düşünülen, kabul edilen bir kişi söylüyor. Ben çıksam desem ki ihtilal artık meşru hale gelmiştir. Sizi ben bile kurtaramam. Hadi canım. Her gelen konuda içeri girersin. Hayır istersen o kadar. Yer ki girmem bile üstelik. Yalnız İsmet Paşa onu daha bir kıvrak dille söyledi. Onun dili kıvrak falan yok işte. Hepimizin bildiği şeyi söyledi. Şartlar tamam olduğu zaman ihtilaller meşrudur. Evet. Ve bu bir anayasal kuraldır.
Öyle bir şey yok. Bakın efendim, yapmayınız Allah aşkınıza. Anlatı olmaz. Aman siz devam edin konuşmaya. İnşallah herkes dinliyordur. İhtilali anayasal bir kural olarak gördüğümüz takdirde zaten olay hafif hafif. Şimdi. Başarılı olmuş ihtilaller anayasaldır. Çünkü tabii, anayasa onu uydurdu. Tabii başarılı olamazsa kelle gider. Başarılı olmuş ihtilaller yeni anayasa yapabilirler o kadar. Yani yine eskiye karşı mağdurdurlar, kötüdürler. Aferin abi, iyi ettin bak şimdi bu lafın çok iyi. İhtiyarlar, anayasal hukuk mühessizdir. Demek bu işi valla çok temize çıkardı. Yalnız zaten mücadele ettiğimiz sürece bu. Mücadele edilen Hak Partisi zihniyeti bu. Yani o yüzden çok iyi oldu. Ama ben başında anladım zaten. Allah'tan varsınız dedim, onun için. Şimdi bir İsmet Paşa, bir Demokrat Parti iktidarını yıkabiliyorsa bu iktidar değildir zaten. Efendim? İki saatte çöktü. Efendim, bir İsmet Paşa evet yıkıyorsa iktidardır. Ancak iktidar durdurmasını bilmemiştir. Nereye kadar gideceğini düşünememiştir. Böylesini yapabileceğini düşünememiştir. O açıdan İsmet Paşa'yı küçük görmüştür bir. Ancak ihtilalin meşruiyeti iki sebebe dayanır. Biri galibiyetidir. İkincisi nedendir. Nedenini kaybederse ihtilal, meşruiyetini de kaybeder. Gayet tabii. Nedenini kaybetmiştir. Ölüler çıkmamıştır. Hiçbir şey olmamıştır. Zaten hayır, o yüzden de zaten siyasi güç değil. Askerin güçlü olduğu bir dönemde 27 Mayıs bayram olmaktan çıkartılmıştır. O yüzden İzmir'deki havaalanının adı Adnan Menderes Havaalanı'dır. O yüzden Manisa'daki üniversite Celal Bayar Üniversitesi'dir. O yüzden hepsinin işini Demokrat Parti meselesine getirmeyi Demokrat Parti'nin seçim olsaydı. Şimdi bir tanıklıktan ilgili mail geldi. O tarihte İstanbul'da görevliydim. Olayların başladığı akşam izinliydim ve sivil olarak Taksim'deydim. Olayların gelişimine bizzat şahit oldum. Bu bir dönemin polis memuru. Kalabalık gruplar çeşitli sloganlar atarak yürüyorlardı. Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır, ya Taksim ya ölüm gibi. Ve bazı dükkan ve evlerin camlarını kırıyorlar, yağmalama yapıyorlardı. Birden dehşetle bu gruplara önderlik eden kişilerin çeşitli suçlardan sabıkalı ve emniyet tarafından iyi bilinen kişiler olduğunu fark ettim. İleride bir takım polis memurları gördüm. Yanlarında gittiğimde sivil giyimli amirlerden birisi, ismini vermiyor, de oradaydı. Kendisi efendim şu isimli sabıkalılar bu gruplara önderlik ediyorlar. İzninizle müdahale edelim dedim. Ancak kendisi bizi gördüğünü unut. Sen de buradan uzaklaş dedi. Demiş. O öyle demiş. Burada da söylüyor. Şimdi bunun ne dereceye kadar veridik doğru olduğunu bilmemiz bir mümkün değil. İkincisi ama Arda abi yapmayın. Sizin söylediğiniz her şey doğru. Başkanın söylediği her şey yanlış mı? Hayır efendim. Bakınız benim söylediğime karşı çıkanlar da ben açıyorum. Arda Bey'i anlıyorum ben. Açıyorum. Yalnız bir şey daha var. Dikkat edin. O akşamki belli bir saatten sonraki verilen bir emir var. Hiç kimseye zarar verilmeyecek. Can kurtarmak dışında polis tabancasını çıkartmayacak. Müdahale etmeyin. Olay bitmiş. Önemli olan artık bir de kıyam olmasın. Yani talan var. Kıyam olmasın. Siz o haleti rüyayın çok 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 fena olduğunu, yani hakikaten tüyler ürpertici olduğunu hep biz yani yaşayanlar biliyorlar. Orada neyi kurtarırsak kârdır haline gelmiş iş. Fazla müdahaleye falan gidilmiyor artık. Bırak bunları. Çünkü orada 3 kişiyi almaya kalkarsanız o 3 kişi o polisin tepesine binecek. Orada ondan sonra birisi çıkartacak tabancasıyla ateş edecek. Yani artık kaybedilmiş. Kaybedilmişin üzerine gittiğiniz takdirde kayıpları çok daha büyütmek tehlikesi var. Bunlar psikolojik ortam yani bunu inkar etmek yani mümkün değil. Neyse şöyle söyleyeyim. Ben devlet otoritesi ben istiyorum ki hele Erol abi ihtilali anayasal bir hak olarak gördükten sonra. Peki Erol abi, İsmet Paşa'nın. İhtilali bir kere bırakalım bir tarafa. Bunlardan evet. Bahsetmek bile tehlikeli. Bugünlerde gelir vallahi gideriz saati gideriz birazdan. Başka şimdi tam o tarihte sizin bahsettiğiniz kongre gereği olsa gerek bilmiyorum. CIA başkanı neydi? Alan Dulles İstanbul'da. Evet. Kriminoloji Kongresi'nde. Evet. Bu da enteresan değil mi mesela? Yani CIA başkanı. Zaten Amerikalılar her şeye hakim. Kriminoloji Kongresi'nde. Kriminoloji Kongresi'nde. Tamam da yani tabii. Sonuç olarak CIA'nin efsanevi başkanlarından bir tanesi. Tamam. Fatih Bey şöyle söyleyeyim. Bakın ben onu da bir şey olarak söyleyecektim. Eğer bu bir tertip olsaydı Kriminoloji Kongresi'nin olduğu günün onu yapamazlardı. Hayır, daha bir hafta sonra yapar. Hayır şu anlamda. Emri aldım bir hafta sonra yapar.
bir Türk tertibi değil, bir yabancı tertip olabilir. Neden? Her zaman yani Kriminoloji Kongresi'nin olduğu ve dünyanın önemli adamları burada ve onların gözünün önünde cereyan ediyor bütün şey. Yani saklanabilir tarafı da. Gayet tabii öğrenciler. Yani bir yurt dışı tertip olamaz mı? Şimdi bakın 28 Nisan olayları 27 Mayıs'a varan şeyde. Yani o öğrencilerin üstüne nasıl ateş açıldığını biliyorum ben. Hepsi de öldü değil mi? Hayır ölmedi. Nasıl dayandı? Allah'tan bunlar üzerine ölmedi. Ateş. Hayır üzerine ateş açılıyor. Hiçbiri ölmüyor. Hayır şimdi mutlaka. Hayır, o kalabalık Erol abi o kalabalıkta bir kurşun üç kişi öldürür. Bir kurşun üç kişi öldürür. Siz neden bahsediyorsunuz? İşte hedefler. Üzerine ateş açıldı. Şimdi ben hep istiyorum sizler gibi AK Partililer. Bak ne Allah'ım ediyorum. Ateş açılmış. Herkesin üzerine ölü yokmuş. Şey istirahatı anayasal bir kalabalık. Tabii Fatih Bey lütfen aramıza girin. Peki bir şey soracağım. Her şey Türkiye'de anladığım kadarıyla şansı oluyor yani hiçbir şeyin arkası bir tertip yok. Mesela Maraş olayları, Çorum olayları, Sivas olayları bunlar da şansa mı oldu? Hiçbir tertip yok mudur arkasında? Hayır. Şimdi bir kere bu olaylar öyle bir olaylar yok. İllerde bir arıza olabilir. Şimdi bir Kahramanmaraş'ta var, bir Urfa'da var bu olaylar. Ve bu olaylar seçim akşamı olan, 57 seçimlerin akşamı olan olaylar. Aslında onların da konuşulmasında fayda var. Her ne kadar şu arızaydı, şu hataydı diye kabul ediyorsam, eğer orada da olsaydı mutlaka bilin ki kabul ederdim. Onların da fotoğrafları, şunları bunları vardır. Onları da ayrı ayrı konuşmakta fayda vardır. Ancak bence esas yapılması gereken şey müfrit olayların dışına çıkarak. O 50-60 dönemi, 50-60 genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Tabii. Çünkü muhalefetiyle, iktidarıyla, tabii. Türk siyasi hayatının en güçlü kadrolarının en ciddi mücadele verdiği bir dönemdir o dönem. O dönemi tanımak lazım. Evet. Peki Arda bir şey daha merak ediyorum. Şimdi siz dediniz ki babam şeyi çok yakından takip ettirirdi. Hikmet Bili ve diğer. Mesela bu olayların olmasında bu Kıbrıs Türk cemiyetinin çok ciddi bir fonksiyonu var. Komünistler ve solcular hemen gözaltına alınmışlar olaydan sonra. Hikmet Bili gözaltına alındı mı? Hayır çünkü şöyle söyleyeyim. Hikmet Bili'nin takip edilmesinin sebebi Kıbrıs Türk cemiyetinin başkanı veyahut da ikinci başkanıydı. Ve onlar o sıralarda bir takım mitingler düzenliyorlardı. Bu mitinglerin devletin otoritesi altında olması bakımından gayet sıkıdan yakından takip edilmesi gerekiyordu. Çünkü böyle bir mitingi polisin iznini almadan yapmak dahi o günün şartlarında psikolojik olarak uygundu. Takip ederek bu niyetlerin tespit edilmesi, bu sadece onlar değil, Milli Türk Tarih Birliği de aynı şekildeydi. Yani birlikte dikkate alınıyordu. Mümkün mertebe bu hadiselerin zapturapt altında yürümesi açısındandı. Yani ben onun dışında... Ama böyle bir olay devlet şimdi... radyosu bu mitinglerdeki konuşmaları yayınlıyordu. Her gün yayınlıyordu. Aynen yayınlıyordu. Doğru. Onlar buluyordu. Şimdi mesela burada böyle bir olay çıkıyor. Bu olayın filizlenmesinde, ateşlenmesinde fonksiyon olan adam ama hiçbir şey yapılmıyor. Konuyla uzak yakın alakası olmayan kim varsa topladı. Irak'tan adamları topladılar. Bu 6-7 Eylül olaylarında Kıbrıs Türk Cemiyeti'nin aktif bir rolü yok. Hikmet Bil'in orada bir rolü yok. Yani orada fiilen o işler zaten onlar izinle yapılan işler. Mesela eğer orada izinli bir Atatürk'ün evinin bombalanmasının mitingi yapılsaydı orada Hikmet Bil ön planda olacaktı. Çünkü o zaman hakikaten bir organize binlerek yapacaktı. Fatih Bey de şu var o sırada Londra görüşmeleri devam ediyor. Devam ediyor. Fatih Bey Londra da o sırada. Şey yapması şart bir oradaki destek olayların yapılması şart Kıbrıs mitingleri odur. Tabii. Ve de ciddi ses çıkartmıştır açıkçası tabii. Yani. Ve düzenlidir. Düzenlidir. Hiçbir olayda olmamıştır. Yani onu da söyleyeyim. Dağılmayı da mümkün mertebe Taksim'e doğru yaptırmamışlardır. Hep Dolmabahçe'ye doğru salmışlardır. Hep Dolmabahçe'ye salmışlardır. Dağılırdı. Vallahi yine de benim pek aklı vermiyor. Konuşalım şimdi, bir şey kaldı mı? Buyurun hayır. Abi. Şimdi yani Arda Bey tabii haklı olarak Demokrat Parti dönemini övüyor falan. Ben son geceyi gazetelerden o gecede bulunmuş bir arkadaşım ve gazetelerden şey yaptım. O gün profesörler yürüyüş yapıyorlar okulun bahçesinde. Durumu protesto için. Adnan Menderes. Hangi gün pardon? 26 Mayıs akşamı. Tamam yani akşamı. Bir şeye tekadüm eden gün ihtilali. Kara cübbeliler diye başlıyor. Ama gazetelere yetişemiyor gece olduğu için. Saat 3'te kendisine haber veriyorlar. İhtilal başlamış. Efendim, peki bunların ne renkli kıyafetleri beyaz mıydı? Kimlerin? O profesörlerin. Kara bir şeyler giyiyorlardı.
Ama ilim adamına o ilim adamı gider de asılmasına iki saat kala meşruyet. Bir prostat şeyi muamelesi evet. Yapmaya kalkarsa o kara cübbeli dediği o cübbeyi de çıkartması lazım. Şimdi bakın bu eserlere tek taraflı bakmayalım. Yani o dönemde maalesef aldatılanlar vardır. Aldatılanlar efendim susuz. İstilalin ateşi günü Ankara'ya meşruiyet şeyi vermeye gittiler. Tabii efendim gittiler her şeyi perişan ettiler. Hangi hukuk kurumunun meşruiyetçi? Onu ayrıca konuşalım. Bu arada şey devam. Bir dostumuz vefat etti bugün. Orhan Duru. Orhan Duru. Maalesef. Akşam vefat etti. Nerede? İstanbul'da mı? İstanbul'da. Salı günü cenazesi kalkıyor. Bir akşam da Orhan abi alalım falan diye konuşuyorduk. Ya. Evet, Orhan abi vefat etmiş. Yani. Çok yaşlı değil. Çok yaşlı değil. 80'i geçmiştir. Yalnız onda hayır geçmemiştir. 75-76'dır maksimum. Bir hastalık şeyi vardı onda. Neyse vefat etmiş gitmiş artık. Evet. Şeyden, evet. Yani Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bizim haber müdürümüzdü yıllarca. Evet. Hürriyet'te de şeyde. Dünya isim bir insandı. Hayır gazeteciliğin dışında ciddi çalışmaları vardı. Prokopius'u yayınladı. Bizans'ın gizli tarihini yayınladı. Tabii. Amerikan İngiliz belgelerini yayınladı. Virüs çalışkan bir adam. Güzel bir kütüphanesi var. Allah rahmet eylesin. Evet. Kaldı mı bir şey konuşacağımız? 6-7 Eylül ile ilgili. Kalmadı. Sen bu akşam çok sakindin. Kimseye bağırmadın, yalnız, kimseye çağırmadın. Yalnız. Ben azı konuşurum ama dün akşam herhalde zaten. Dün akşam kaç saat sürüyorsun program? 4 saat. 4 saate yakın sürdü. 4.30'da bitti. 4'e geliyordu. 4'e geliyordu. Ben 3.30'da uyuyakalmıştım. Onu Fatih şöyle yapacağız şimdi. Açık olacak. Telefon falan hadi gelsene gelecekler. En güzeli o herhalde. En güzeli evet. Bir ara ben kalkıp gelmeyi düşündüm. Gelseydin. Bazı dostlarımız da şöyle oturuyorlardı kabul etmediler gelmeyi. Buyurun dedik gelmediler. Gelmediler. Şimdi güzel bu şeyde inşallah. Bir gerçek ortaya çıktı. Oktay Vural Bey'in bu işte hiçbir alakası yok. Yok tarihi yazıldı canım. Konu alakası yok. Pardon yanlış söyledim. Oktay Vural MHP Genel Başkanı. Evet evet. Yalnız söyledim. Oktay Vural Bey şey. Her gün izlediğim için meclisi bunlar kafamda evet. Çakılıyor öyle. Hiç değilse bir gerçek bir ortaya şey çıktı. İhtilalin mi anayasal bir hak olduğu çıktı. O yüzden son arkadaş ya. Murat iş birincilik yaparak Erol abiyi sattı. Yani bir şey daha çıktı. Erol abiyi sattı ama şu var. Paşa da tavzih etti olayı. Paşa. Evet. Yani ha, o da bir şey. İş birincilik evet. Yapmıyorum ama rahmetli babam Menderes'in yazarıydı. 5 yaşında evimiz basılıp götürülüp ben şöyle gayet tabii, tatılırım. Murat sana bir soru var. Sayın Bardakçı'dan rica eder misiniz? Tarih kurumundan çıkan ve o sıradaki İstanbul valisinin belgelerini gösteren kitaptan da bahsedebilir mi? Tarih kurumundan değil. Tarih vakfından. Tarih vakfından. Fahri Çökerem İstanbul valisi değil. Değil başsavcı. Başsavcısı neresini düzeltilmişler? İşte burada duruyor kitap. Neyse bunlar öyle. Resimler. Bu albümdü. Albüm. Genellikle albüm yayınlar. Albüm, pek. Evet. Tercümeleri güzeldir. Telifleri Allah kimseye vermez. Evet. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı da diyor ki 1960 anayasa yasada görüşmelerinde suçlanır. Kim? Hikmet Bil, evet. Ama evet. Şey edilmedi. Yani ifadesi dahi alınmadı. Dikkate alınmadı. Evet. Pek çok sorular var. Hayır, önemli sorular varsa. Bu... 6-7 Eylül olayları sırasında malum güraha silah çekmeyen polis 28 Nisan'da üniversite öğrencilerine hangi gerekçeyle silah çekmiştir? Size bu soru. Şöyle söyleyeyim, çünkü 28 Nisan olaylarında polis silah çekmemiş, kullanmamıştır. 28 Nisan olaylarında hemen öğleden sonra örfü idare ilan edilmiştir. Polis müdahalesi İstanbul'da da Ankara'da da olamamıştır. Onun için o bilgisini düzelsin. Ben şeydeydim. Gayet iyi hatırlıyorum. Bahçeden kapıya doğru gelirken bu isim vermek doğru değil ama Menderes'in de koruması olan bir polisle. Emin Yamanoğlu mu efendim? Evet, evet. Bir cibin içinde öğrencilerin arasına daldılar. Bakın. Tam dışarı çıktığınız zaman trafik arabasından ateş ediyorlardı. Onu gördüm. Peki bunlar hiçbir adam vuramıyor mu? Ne biçim kabiliyetsiz polis bunlar yani? Bunlar her gün poligonda her gün çalışıyorlar şöyle benim bildiğim bina kadar kurşun yakalar. Vurmak başka bir şey. Ateş etmek başka bir şey. Hatta Genelkurmay Başkanı'nın ateş aç emrine sonra İstanbul Valisi olan Refik Tulga Harp Ceridesi'ne geçirmekle beraber uymamıştır. İhtilal olmasaydı yanıyordu. Örfi idare ilan edildiği zaman
Fahri Paşa buradaki İstanbul Örfü İdare Komutanı süngüyü takarım, bu işi ben yarım saatte bitiririm demiştir. Süngü takması yasaklanmıştır. Ondan sonra Milli Birlik Komitesi üyesi olmuştur. Yalnız ben anımsıyorum. Şimdi ordunun yasak dediği yerde ot bitmez. Ama sizler asker durmuş böyle yasak diyor. Alıyorsunuz omzunuza, askerle beraber geçiyorsunuz. Asker koşuyor. Arda abi size bir itham var. Şimdi buyurun. Geldi bir mail. Diyor ki eski Kızılay merkez binasının önünde bir delikanlı otobüs durağı yanında elleri cebine duran CHP milletvekili Ferda Güle'ye ana avrat sinkaf ile küfür ederek üstüne yürüyor. Arkadaşları tarafından zapt ediliyor. Bu delikanlının kim olduğunu sordum. Bana o delikanlının Arda Gedik olduğunu söylediler. Doğru mu? Böyle bir şey yaptınız mı? Böyle bir şey olması mümkün değil. Bir, iki üç tane sebebi var. Bir tanesi bu bahsedildiği dönemde ben o günlerde Ankara'da değildim. Ankara'da değildim. Bir 555K günü Ankara'da. 5 Mayıs 1960'tı. 555K günü Ankara'daydım. O günde benim dışarı çıkmamı yasaklamışlardı. Çünkü böyle bir olay olduğu için. Ancak benim üniversitede sınavını verdiğim Jale Akipek hocam bana şunu sordu. Güzel bir sınav geçtikten sonra dedi ki sizin dedi arabayla geçerken polisin önünden ben ışık falan tanımam falan diye geçermişsiniz. Siz böyle bir şey var mı dedi. Hayır böyle bir şey yok dedim. Ben o konularda çok dikkatli olmayı bir aile terbiyesi olarak değil. Babamın siyasi halini düşünerek, durumunu düşünerek çok teenniyle hareket etmişimdir. Ancak bu söylemiştir zaten diyorlar ki öyle demişler. Yani demiştir birisi o olabilir. Sonra iki el cebinde bir insanın birisine kafa tutması falan da zordur yani. Bu diyor, elleri bir kere dışarı çıkması lazım. Yok, bence. Hayır, Arda bir kafa falan mı? Bu şey doğru mudur? Tabii Erol abi de şey yapabilirse. Adnan Bey'in Ankara'da o bulvarda yakasını yapışan hakikaten Deniz Baykal. Vallahi bilemiyorum. Evet. Yalnız bir şey var. O ben tabii babam eve geldikten sonra şey ettim. O biraz karışık bir olaydır. 555K maalesef. olayda bir Demokrat Parti Teşkilatı'nın yeri vardır, rolü vardır babamın bilgisi dışında. Ve o yüzden de müthiş bir şey yıkılmıştır. Bir dakika, ne maksat, nasıl? Kızılay'daki olaylara karşı... 555K'yı şey altında, yapalım. 555K ne oluyor? 555K. 5. ayın, 5. günün saat 5'te Kızılay'da. Şimdi Demokrat Parti Teşkilatı'nın da Altındağ'dan sempatizanlarını getireceği istihbar edilmiştir. Demokrat Parti heyetleri miting tabii yani. Lehtarı olması. Yani ve ona müthiş bir tedbir alınmıştır. Beni de o zaman o yüzden sokağa çıkartılmamışımdır. Şu yüzden alınmıştır. Bunu mutlaka kesmek lazım. Çünkü öyle bir şey olursa Kızılay'da kan gövdeyi götürür. Ve Demokrat Parti'nin gücü ulus tarafında kesilmiştir. Polis tarafından. Bir kısmı sağlık mahallesi mi der şey saat meydanı mıdır? O Sıhhiye'de kesilmiştir. Ve ondan sonra Adnan Bey'in de yakasına yapışıldığını zannetmiyorum. Öyle bir şey yok. Hı. Yalnız ne istiyorsunuz diye Adnan Bey çıktığı zaman. Adnan Bey onun işlerine girmiş. Girmiştir. Girmiş babam da yani. Arkasında resimleri vardır. Evet. İkisinin resmi vardır oradan biliyorum. Ne istiyorsunuz değil mi? Hürriyet istiyoruz diye bağırdıkları zaman başvekilin yakasına yapışıyorsunuz. Daha ne hürriyeti demiştir. Fiili yapışma olduğunu zannetmiyorum. Bu ifade kullanılmış babamdan duyuyorum. Başvekilin yakasına yapışıyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz ifadesini. Yani demek ki ya yapışıldı. Yahut da bu ifade kullanmış olması, yani yakaya yapışmak çünkü illa fiziki olarak yapışmak değildir. Şeyin de Deniz Bey'in de böyle bir şeyi olmadığını kendisi ifade ediyor. Bence inanmak durumundayım. Yani bir siyaset... Peki daldan dala atladık, o zaman başka bir şey soracağım Arda abi size. Said'in Nursi, babanızın döneminde değil mi Urfa'dan çıkartıldı ve... Şimdi bakın, bakın o zaman ben size anlatalım. Ben size bir şey yaptım. Evet. Şimdi yani bu konu dışarı çıktık diye gidiyor. Bu önemli. Doğmuş'ta gidiyoruz şimdi biz. Şimdi babam 6-7 Eylül'de istifa ettikten sonra Demokrat Parti Grup Başkanlığı söz konusu oldu. Tevfik İleri ve babam. Ben de babama dedim ki ben 16 yaşındayım. Babam kaybetse ben daha çok üzüleceğim. Dedim baba Tevfik abiye karşı sen adaylığını nasıl koyarsın yani Tevfik abi çünkü bilmiyorum ama muhtemelen Menderes'in de Tevfik abi dediği bir adam. Evet. Tevfik İleri. Evet. Babam bana dedi ki grup
Eğer Tevfik İleri'yi devam ettiği seçecekse Tevfik İleri'yi seçer. Ama Demokrat Parti grubu, grup başkanını hiçbir zaman adına göre seçmez. Fikriyatına göre seçer. Eğer fikriyatına göre seçecektir ve ben seçeceğim dedi. Siz pardon böyle konuşur muydunuz? Tabii. Üstelik diyorum yani bekle de Arda gelsin öyle konuşulun diye. Ben bunu anlatıyorum. Ortada şey diyalog anlatıyorum. Dedim ki peki baba Tevfik abi milliyetçi sen de milliyetçisin. Tevfik abi milli başbakanı gel sen genel sekreterdin. Tevfik abinin dini itikadı var. Senin de dini itikadın var. Dedi ki kökte farkımız vardır dedi. Ve grup onu bilir dedi. Grup onu bilir dedi. Şimdi ben o zaman anlamadım onun ne olduğunu. Geçenlerde anladım onun ne olduğunu. Galiba da buraya getirdim. Şimdi mutekit olmak başka şeydir. Bu itikadı tarikatlarla bölüşerek yürütmek başka şeydir. Evet. Şimdi burada 1957 senesinde babamla ilgili bir şey vermişler. Din ağırlıklı gruplar. Bunu internetten indirmiş benim arkadaşlarım. Bakmışlar. Orada diyor ki Namık Gedik Risale-i Nur'da ismi zikredilen siyaset ve devlet adamlarımızdan biridir. Şimdi Sayın Nur onu sorduğunuz için ben bunu söylüyorum. Ve devam ediyor. Tevfik İleri Müslüman mütedeyyin bir zattı. Tevfik abi muhteşem bir vatanseverdir. Fevkalade namuslu haysiyetli bir adamdır. Namık Gedik mutekit ama ihmalkardır. Şimdi bu ihmalkarlık nereden geliyor? Bir şeyler istiyorlar yapmıyor. Oradan geliyor. Tevfik İleri, Namık Gedik'e gel seni bir zatın ziyaretine götüreyim diyor. Namık Gedik kabul etmiyor. Tevfik İleri'nin gayesi Gedik'in üstadı görmesi. Üstad. Bediüzzaman denilen sayın hoca. Evet. Üstad varıyor. Şimdi kökteki farkı o zaman gördüm. Ve Demokrat Parti grubu Namık Gedik değil. Namık Gedik'in zihniyetini grup başkanı yaptı. Babam haklıydı. Tevfik İleri Namık Gedik girseydi Tevfik İleri kazanırdı. Ama grup eğer fikriyatına bakıyorsa o zaman ben inanmamama rağmen oldu. Ve geçenlerde öğrendim. Babamın o zaman evet ben de mutekizm, ben de milliyetçiyim ama kökte farkımız var demesinin ne demek olduğunu. Peki, bu... Ve zaten onun devamında söylüyor. Adnan Bey'e de bir mektup yazmışlar. Babamı şikayet etmişler. Demokrat Parti'nin icraatlarını bir tane defalar öven Bediüzzaman son zamanlarda kendisi ve talebelerine yönelik uygulamalarından dolayı İçişleri Bakanı Namık Gedik'ten şikayetçi olmuştur. Çünkü kendisi ev hapsi dahil bütün sıkıntılara Namık Gedik yaşatmıştır. Hatta şey denir. Bedduasına uğradığı için öyle bir akıbete uğradı falan derler diyorlar. Vallahi yani bilemiyorum. Ben babamın akıbetleri bir siyasinin başına gelebilecek en gururlu olay olarak görüyorum. Abuk sabuk şeyler devam ediyor. En gururlu olay olarak görüyorum. Bu arada bir mail var. Ertan Somunkran isimli bir vatandaştan. Diyor ki 28 Nisan günü gözümün önünde silah kullanıldı. Turan Emeksiz ve Hüseyin Onur vuruldu. Onur'u ben taksiyle hastaneye götürdüm diyor. Ankara'dan Ertan Somunkran. Şimdi bakın evet. Şöyle diyeyim. Bir kere hangisi bilemiyorum. Bir tanesi tanktan düşüp palette ezilmiştir. Palette ezilmiştir. Hayır bunlardan biri. Hayır. Turan Emeksiz. Nedim mi diyor? Nedim Özpolat şimdi, gibi. Bir tane de kurşun sekerek girdiği zaten adli tıp tarafından tespit edilmiştir. Evet. Çünkü adli tıp şunu tespit etmiştir. Kurşunun şeyindeki yasılmıştır. Hiçbir kemik, hiçbir vücut kemiği onu yasırtamaz. Evet. Onun için bir yere çarpıp girmiştir. Ben şahsen o gün ölenleri de keşke ölmeselerdi diyorum o başka. Yani bunlara kimsenin amin diyecek hali yok. Ama bunları böyle bu şekilde anlatacak hali yok. Ben o arkadaşa teşekkür ederim hastaneye götürdüğü için. Ben orada olsam ben de götürürdüm. Hüseyin. Bir başka mail. Sayın Altaylı, bahse konu tarihte Rumların çoğunlukta bulunduğu Bebek'te oturuyorduk. Babam Bebek Öztürk Pastanesi'nin sahibidir. O tarihte bebeğin tam göbeğiydi. Saat 18.19'da kamyonlara bindirilmiş bir grup insanlar geldiler. Evet. Merak şaikasıyla bakmaya gittiğimde Çayırbaşı Kibrit Fabrikası'ndan geldiklerini, orada çalıştıklarını söylediler. Yarım saat içerisinde kadınla erkekli bu grup boyunlarına bayrak takarak
Rumların iş yerlerine saldırmaya başladılar. Rahmetli babam bu esnafı aileyle birlikte pastanemizin salonuna saklayarak kişisel zarar görmelerini önledi. Arda Bey organizasyon yok diyor. Dört kamyon insan nasıl belli bir saatte bu kadar bekleyip de belli bir saate kadar bekleyip de nasıl beraber hareket ediyor? Ben de beyefendinin belki bir iki yaş ufağıyım ancak bunları yaşadım. Toplum oluşmuştu. Ertesi sabah askerler bebeğe gelince bebekliler Rum konuşlarına sahip çıktılar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki gördüğüne göre doğrudur. Ancak o kadar saat sonra kamyon insanın da çayırbaşı memlesi de belli. Yani gelin binelim şu ana. Hadi bebeğe gidelim. Nasıl bugün Galatasaray garip geldiği zaman bebeğe gidiliyor. Nasıl Fenerbahçe garip geldiği zaman Bağdat Caddesi işgal ediliyor. Elbette ki o tür birleşerek bu hadiseye müdahale etmek isteyen kötü niyetli veya iyi niyetli, milliyetçi duygularla veya tahrik edildiği için insanlar olabilir. Ama bunlar bir şeyin, olayın devlet tarafından, hükümet tarafından organize edilmediğini gösteren olaylardır. Çünkü eğer bunu hükümet organize etseydi herhalde çayır başındaki bilmem nereye kalmazdı. Üstelik kendisi de ben de bebekliyimdir. Özsüzlüğü de gayet iyi bilirim. Ama babası da herhalde bizden bir para almıştır bizim gençliğimizde. Bebekte de o kadar yoktur. Onu da söyleyeyim. Rum'un kesif olduğu yerler İstanbul'da malum yerlerdir. Bebekte tek tük vardır. Bebekte Rum iş yeri de yoktur. O tarihi olarak söylüyorum. 1955'te bana bir tane Bebek'te kunduracı vardı Salih. 7-8 tane ben Royal College'de okuduğum için ve üstüde de çok sık indiğimiz için orayı bilirim. Bu delikanlı herhalde sağdan soldan duymuş bunu. Ama gelmiştir. Yani, yok ben gördüm. Ben duymadım. Ben gelmemiştir demiyorum. Gelmemiştir demiyorum. Yanılmıyorsun. Murat sen de Arda Bey tutuyorsun bugün akşam. Hayır olabilir de. Efendim ben devletin yaptığını ben de söylemiyorum. Daha doğrusu hükümetin yaptığını söylemiyorum ben. Gayet tabii canım elimizde bir belge yok. Belge yok böyle bir şekilde. Ama ne saçma sapan bir şey. Ama bir takım bir organizasyon olduğu belli. Bir şey olabilir. Bence bir organizasyon var. Fatih Beyciğim bakın şöyle söyleyeyim. Tabii niçin? Bu çayırbaşı bilmem nesi diyor. Şimdi Türkiye'de her toplumun zaten sadece bu olaya müdahale etmek için değil. Mutlaka kendine göre bir organizasyon var. Hadi binelim gidelim. Şimdi Fenerbahçe maçı veya Galatasaray maçında özel bir organizasyona ihtiyaç var mı? İpini koparan geliyor oraya. İpini koparan geliyor buraya. Ama ne gidiyor itibarıyla gidiyor yani. Güç sancısı güzelmiş. Şimdi orada bir sonra onu soracağım. Filmi izlediniz mi? Hayır. Güç sancısı. Hayır izlemedim. Kitabını okudunuz mu? İzlemeyeceğim. Kitabını da okumayacağım. Kim yazdı kitabı? Yılmaz Karakoy. Şimdi bakın efendim? Şöyle söyleyeyim. Yorum yok. Ben bir takım tarih olayların işlenmesinden falan yanayım. Ve dünya tarihinde de bunlar olmuş. Ancak bunları işlerken fantezi olsun diye eklenecek olan bölümlerin olayı gerçek dışı göstermesi yanlıştır. Gayet. Örneğin ben birkaç yazıdan okudum ki çok aklı başında tanıdığım, şahsen tanıdığım bazı meslektaş arkadaşlarım, basın mensubu arkadaşlarım filmin girişindeki çarpıcı evlerin üzerinin bilmem ne çizilmesinden dolayı onun öyle olduğunu zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Oradaki Sayın Altaylı, Ertuğrul Özgün yazısına galiba. Mesela bugün bir tane daha var aynı şekilde. Oradaki aşk hikayesi ne kadar doğruysa yanındaki fantaziler de o kadar doğrudur. Şimdi Karakoy'un haklı olarak bir şey söylüyor. Ona itirazım yok. Elbette ki kendisi bu tercihlerini yapacaktır. Diyor ki başka türlü kitap yazıyorum satmıyor. Bunu yazıyorum satıyor. Örnek de vermiş. Belgesel yaptım, bir sürü nüsa yaptım. Ama bilmem ne şeyini 30 nüsa yaptım. Şimdi ben Sayın Karakoyunlu'nun mesaisinin karşılığını almaması diye bir şey düşünmüyorum. Evet. Ancak mesele bu zaviyeden bakıldığı takdirde o zaman çok dikkatli olmak lazımdır. Madem ki tarihi bir olayı yazıyorsun, temel unsurlarını şey etme. Mesela bir şey daha biliyorum, gitmemekle ve gitmeyeceğim de. Bir şey daha biliyorum. Bunun devlet tarafından, hükümet tarafından organize edildiğini bir veri olarak almış. Böyle bir veri yok. Yani olmaz mı? Onu kesin söyleyemiyoruz tabii. Evet tamam yani, söyleyeyim ama siz bazen söylüyorsunuz da yani şimdi çok insan söyleyemiyor. Şimdi onun için tarihi olayları inceleyip bu konulara hassas olmak lazım. Kesin. Çünkü biz istediğimiz kadar burada yırtınalım. Bir filmin senaryo yapısı içinde daha çok etkili olacaktır. Ve öyle zannedilecektir. Ve yanlıştır bunların öyle zannedilmesi. Onun için insafına sığınıyorum insanların Karakoyunlu dahil olmak üzere. Dostluğum vardır kendisiyle. Ama lütfen temelde
aşklar koysunlar içeri. 15-16 tane adam ölüyormuş falan. Bunları duyunca insan yani yapmasın. Ve listesini okudu arkadaşımız. Efendim o listeyi biliyor musunuz? 6-7 Eylül. 6 o günlerde Eylül, gazetede çıkan isimler onlar. Bir dakika. 6 ve 7 Devlet Eylül. Devlet örttü. Bazı olayları örttü. 6 ve... Efendim olur mu? Bunlar nereden alınıyor biliyor musunuz? Ölüm şeylerinden alınıyor. 6 Eylül ve 7 Eylül'ün 24'ler saati içinde ölenlerin hepsinin listeyi oraya listeye ismi girmiştir. Böyle şey yapmayın. Yani o gün Ece'yle ölen bunlar daha iyi. Tabii hastanede Ece'li ölenler var. Ece'li mevudu. Hastane ama 6-7 Eylül'de ölmüş nerede? Ama yüzde doğru. Olayla da başka bir şey ama. Hakikaten bak oraya attım. 6-7 Eylül'de ölmüş. Ya yemin etsin bu şey doğru. Şaşırmazlar. Bir kere ben Sayın Altaylı da size de Sayın Erol abime de bana çok fırsat verdi. Pas attı, eksik olmasınlar bu akşam. Çok teşekkür ediyorum. Böyle abi, fırsat... Erol abi ilk defa bu kadar fırsatı... ne diyeyim barışçı ve uyumlu gördüm. Gerçi zaman zaman itiraz tonunu yükseltmeye kalkıştı ama fazla yükseltemedi. Ama biz el ele oturuyoruz. 27 Mayıs'ın meşruiyetini şey yapma bakka şey görürsün. Erol. Evet bir günde 27 Mayıs'ta tartışalım. Yalnız bak o gün Nazlı Ilıcağı getiririz. Ay Allah başka felaket vermesin. Yani Nazlı Hanım'a laf anlatma. Ben eğer hakikaten öyle bir şey yaparsanız. O zaman Arda abiyi var ya mumla ararsınız yani. Yok hakikaten öyle bir şey yaparsanız ben özellikle Nazlı'nın da gelmesini isteyeceğim yani. Gelsin zararı yok. Beni de geleceksem eğer. Şimdi tabii ki şu var. Araya beni korsanız bayılırım. Bazı şeylerin tartışması zor oluyor. Bazı şeylerin tartışması zor oluyor. Çok zor olur senin için yani öyle bir akşam. O yüzden seni tek başa bırakmaz öyle bir konuda. Peki Murat'cığım tamam mıyız? Tamamız. Değerliler bu akşam da 6-7 olaylarını konuştuk. Diğer programlarımız oranla biraz kısa bir program oldu. Çünkü dar bir çerçeve içerisinde kaldık. 6-7 Eylül çerçevesi içerisinde kalmaya gayret ettik. Yer yer ufak tefek olarak dışına çıktık. 3 saat. 4 saatin altında pek program yapmıyoruz. Sen gerçi rekoru kırdın dün akşam 5 saatlik bir programda ama hepimizi de mahvettin. Biraz da toparlı daha kısa yapmanı tavsiye ediyoruz sana izleyiciler olarak. Yoksa başka bir tavsiye etmeye hakkımız yok. Necdet 6-7 olaylarını konuştuk. Arda Bey, hükümetin bununla hiçbir alakası olmadığını, babası dönemin İçişleri Bakanı, onu da söylemiştik, olmadığını içeriden yaşayan birisi olarak söyledi. Sayın Erol Şadi'ye göre ise o da diyor ki bir organizasyon olmasaydı mümkün değildi. Ben gözlerimle gördüm. Organize gruplar vardı diyor. Murat pek bir şey demedi bu akşam. Ben de pek bir şey demedim. Yani tarihte bunların bu tür Murat dedi ki tarihte böyle vardır. Şeyler olur. Türk geleneğinde böyle şeyler vardır dedi. Vardır. Sen de Vecdi Gönül gibi düşünüyorsun o zaman yani. Bir dakika. İyi ki oldu demiyorum. Vecdi Gönül de iyi ki oldu demedi canım. Yani oldu. Olmuştu yani. Yani şey güneş balçıkası. Mazur olmuştu. Gören bir ifade var. Mazur görmüyor. Yani bazıları mecburiyet tahtında olmuştur. 1915 onlardan biridir. Ama 6-7 Eylül sanki o mecburiyet tahtında olanlardan değilmiş gibi görünmüyor. Yani. Ya, Fatih'de şu var. Yani İstanbul'daki o mozaiğin bozulması, Rum nüfusun azalması 6-7'nin neticesi değildir. 63 kararnamesidir. Ama 63 kararnamesi de mecburi miydi, şart mıydı? O da onun da bazı şeyleri var. Ama 6-7 Eylül'de mozaik çatlamıştır. Çatlamıştır, yani, evet. Onu evet. Kabul etmek ama zorundayız. Ama o bütün gidişler şey olmasa... kaybımız odur. 63. Tabii. 63. 63. Şimdi bizim itirazımız şudur. Nedir hakkı tarafı? Müdekabiliyet esasıdır. Orada uygulanan bir şeyin cevabıdır burada. Tabii. Yani İsmet Paşa da kalkıp hadi şu mumları atayım demedi. Tabii canım. Demedi tabii ki. Orada Batı Trakya'daki şeylere Kıbrıs şusulusu. Kıbrıs üstü Batı Trakya. Çifte vatandaşlara yasak konması. Ama Özal kaldığı da o yasağı şu oldu bu oldu. Hala bazı şeylerde Türkiye tazminat ödüyor. Ve mahkemelerde kaybediyor. Peki ben anlamıyorum şimdi mesela. Batı Trakya'da Türklere yönelik ciddi bir baskı olduğu herkes tarafından malumken... Niye onlar bir şey ödemiyorlar da hep biz suçlu oluyoruz burada? Ben bunu anlamış değilim. Maalesef. Efendim çünkü Batı Trakya'da bizde olduğu gibi işte biz zavallı bu Türklere ne yaptık ne ettik diye şey yapan yok. Yunanlı yok. Ama bizde biz bah zavallı Rumlara ne yaptık? Hükümet yaptı. İşte Menderes'in organizasyonu. Onlardan özür dileyelim. Şunu özür dilemeye çok meraklıyız. Şeyden. Biz yaptık diye şey yapıyoruz bir de o var. Bir de şöyle bir durum var. Yani bizim esas karşı çıktığımız durum şu. Devlet bir uyruğunun hakkını korumamıştır. Çok önemli. Malını da korumamıştır. Tabii tabii. Çok önemli. Çok önemli. İşte bu. Çok önemli. Evet. Yani kusuru mutlaka diyoruz. Tabii ki vardır. Adem de soruyor bana. Kolay mı İstanbul gibi şehirde sen 5-6 saat asayişi koyuver. Tabii canım. Orada o kadar vatandaşın mağdur olsun, dağın olsun. Tabii. Yani rezillik o tarafını hiç tartışacak tarafımız yok. Tabii.
Diyorlar ki Bebek'te Nikon lokantası vardı. Ha vardı doğru. Nikon'un lokantası vardı. Ama o denize de yakındır. Oraya da gitmişler mi? Yok yani siz var. Dediniz ya pek Rum yoktu. Var diyor. Ya, bir lokanta düşünmedim açıkçası. İş yerleri deyince. Yani lokantada bir iş yeri kabul ediyorum. Ama balıkçı vardı araya girince yolda. Bu arada 81 yaşında bir izleyicimiz de diyor ki bazı kapılar işaretlendiğini gözümle görmüştüm diye mail atmış. Mail'de kızı vasıtasıyla atmış. Evet izleyiciler, bu akşam da program sona gelecek saat hemen hemen 1-1-2 dakika geçiyor galiba. Saatim yanlış değil ise eğer. Bu akşam da konuyu 6-7 Eylül konusunu konuştuk. Haftaya yine ilginç bir konuyla karşınızda oluruz herhalde. Haftaya uykusuz, ne konuşacağız? Uykusuz bırakmadığımız evet, için uykusuz de mutluyuz. Evet yani. Çünkü 3'e 4'e kadar sürüyor bazen. Yalnız bu akşam çok enteresan oldu. Tarihten iki önemli... Sabri Paşa'nın açıklaması. Evet, Sabri 25'oğlu bir düzeltme yaptı. Oktay Bey'in şeyi. Yani, Oktay Engin'in açıklaması çok önemli. İlk defa duyuyoruz bunu. Demek ki bundan sonra bilgimiz değişti. Şimdiye kadar bilmiyorduk bilmiyorum. Ki. Okuyorduk ama bilmiyorduk. Evet. Ben anlatmaya çalışıyorum, anlatamıyordum. Şimdi dilim yetmiyordu, ne yapayım? Evet değerli izleyiciler, en karşı taraflarında nasıl bir üslup içerisinde tartıştığını görüyorsanız burada, bunun da herhalde bir örnek olma özelliği vardır. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Perşembe akşamı özel olmayan teke tekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.